Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan demana. Yapmışız yine yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara. Elvan, ben görüyorum orada işte leke kalmış kızım, güzel silsene. Tamam baba, daha bitirmedim ki zaten, siliyorum. Ne demek siliyorum, ne demek siliyorum? Eğer yer cillap gibi olacak, eğer yer. Bak kızım, yer Ramazan'ın ilk günü. Herkes daha gelecek, müşterilerimiz artacak, 2-3'e katlayacak. Ne demek Ramazan? Bereket demek. Aferin benim kızım, hadi bakayım ona göre yap. Ya babacığım, bereket demek de peki biz nasıl yetişeceğiz ikimiz? Ya ne demek nasıl yetişeceğiz kızım işte. Annen gelecek, babaannen gelecek, halledeceğiz bir şekilde. E peki ya yine bu SSK müfettişleri gelirse? Ya kızım, senin ağzından da bir kerecik olsun bana hayırlı bir şey çıksın be ya. Ne yapayım işte, seni yaptırdık. Seni yaptırdık diye bütün aileyi de mi yaptıracağız? Vehbi Koç muyum ben? İyi vallahi sen bilirsin. Ben ödemiyorum sonuçta, cezayı sen ödüyorsun. Evet ben ödüyorum, ben ödüyorum. Ben mi ederim? Karışma sen. Allah Allah, ilk günü atlatalım. Şeyi de halledeceğiz işte, bulacağız bir tane çırak. İyi ki. Ne yapıyorsun günaydın Fehmi abi, ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun ya? Aynı be ya işte, aynı. Aynı, güzel güzel güzel. Nereye böyle be, fileyle? Ya meydana gideceğim, bir alışveriş yapacağım. Ramazan alışverişi yapacağım. Bir terzi yanıya bakacağım. Bayram geliyor artık, hazırlık yapmak lazım. Bir etrafı bakalım, bir alışveriş yapayım. Gerçi bizimkiler alışveriş yapmıyor ama yarım yamalak ya. Yarım yamalak. Ne hurma var, ne kavurma var, ne pastırma var. Ya Ramazan öyle karşılanır mı ya? Ramazan ayıp ya. Caz çavlak karşı diyorsun Ramazan'a ya. Gene ne güzel dedi bak, gene ne güzel dedi vallahi tamam, ya. Çok güzel söylüyorsun. Ben bak, abi pastırmasız Ramazan mı olur? Onu böyle sahurda ince ince löp 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 götüreceksin. Bana bak ya. Ya çırağın altında oturup bir iki çay içelim ha. Ya bugün ne içsek kârdır ha. Yarından itibaren çay yok nasıl olsa. Hadi gel içelim. Ya ben gelirim de bu densiz manav Mustafa var ya. Bu gene yapacak eşek şakaları, beni denlendirecek bak. Ya ben varken bir şey olmaz, hadi gel. Abi o lafı anlamaz, o seni de dinlemez. Hadi, kulağa gelsin. Balık taze, balık taze, balık taze, canlı balık, buyurun, buyurun. Evet beyler, bedava balık. Oo, buyursunlar Fehmi abi. Ne verelim, kaç kilo verelim? Ya bir şey izlemem İdris ya. Senin mevsimin geçti ya. Bu mevsimde sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buzhane balığı yemem. Abi olur mu abi ya? Şu balık buzhane balığı olur mu ya? Daha bu sabah boğazda yüzüydü bu balık ya. Bari sen söyleme bunu Fehmi abi ya. Değil böyle küçücük, küçücük böyle ya. Çok küçük o balık ya. Onun nesini yiyeceğim ya. Zaten sana bir söyleyeyim mi? Ben balığı mevsiminde yerim arkadaş. Ramazan'da da balık yemem. Ramazan'da zaten açsın. Balığı yiyorsun, yarım saat sonra yine açsın ya. Hiç tutmuyor balık ya, hiç tutmuyor ya. Abi nereden çıkarıyorsunuz bu lafları ya? Balık her mevsim yenir ya. Bu lafları çıkaranı bir duysam perişan edeceğim ya. Bence de çok haklısın. Yani burada mı ya terzi yani? Ama olsun. Bu Ramazan bir gün kışa da denk gelir, o zaman görüşürüz Fehmi abi.
Millet kuyruğu acıtacak, kuyruğu. Balık, 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 balık. Hadi hayırlı işler sana. Oo Recep, nasılsın ya? İyi değilim Fehmi abi, moralim bozuk. Ne oldu? Ne olacak, gazeteyi açtım. Açmaz olaydım. Tövbe bir daha bu. Ne oldu ya, bir şey mi olmuş? Abi ne olacak bu memleketin hali? Açtım gazeteyi. Yaralama, bombalama. İçim karardı ya. Haklısın, çok haklısın. Çok haklısın. Dur bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah düzelir ya. Yok, yok, yok. Bu iş böyle ol gitmez abi. Askerin masaya yumruğunu vurması lazım. Yok ya, ne alakası var canım abi? Ya, şu meclis var, meclis halleder ya. Koskoca meclis var. Ne meclis abi ya? Daha bir cumhurbaşkanı seçemedi. Ya seçerler ya, merak etme, seçerler. Biraz sabırlı olmak lazım. Askerin ne işi var ya? Ne işi var? Yok yok, olmaz öyle. Bahtiyar, kolay gelsin ya. Oo Fehmi baba, hoş geldin, sağ olasın. Hoş bulduk, ete zam falan gelmedi değil mi? Fehmi baba, Ramazan geldi, ete de biraz zam geldi tabii ki. Ya daha önce de gelmişti zaten. Her şeye zam geliyor ya. Bir tek bizim maaşlara zam gelmiyor ha. Bana ne kızıyorsun Fehmi baba, ben mi yapıyorum zamları ya? Allah Allah, neyse. Buyur babacığım. Sen Ramazanlık bir şeyler hazırla bana ya. Şöyle bir biraz kuşbaşı yap. Emrin olur. Kıyma yap, kıyma, kıyma. Köftelik ve yemeklik kıyma yap. Derhal babacığım. Şöyle 2-2,5 kilo toplu bir şey olsun, tamam mı? Başın gözün üstüne. Gel buyur otur, hazırlarım ben şimdi. Yok yok yok. Bir çay söyleyeyim baba. Yok ya, istemem Bahtiyar. Ben gideceğim yerler var. Onlara gideyim, sonra uğrayıp alırım seni. Emrin olur babacığım. Beklerim. Başım gözüm üstüne. Oo selamlar ya. Selam Emre abim. Ya güzel pastırman var. Var abi, yeni geldim. Tamam. Bana biraz kes de, yalnız öyle biftek gibi kesme ya. Biraz ince ince. Abi biftek gibi kesilir mi pastırma? Olmaz ki abi. İncecik keserim, sen merak etme. Sen öyle diyorsun, sonra biftek gibi kesilir. Yok yok abi, ince keserim. Başka bir şey lazım abi. Sağ ol enişte. Hurma, bir de kavurma. Hurma kavurma. Ha. Tamam abi, hazırlayayım ben hemen. Tamam, sen hazırla, ben buradayım. Tamam abi. Vay 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 vay. Fehmi abi. Hastayım senin şu saçlarına ya. Alain Delon musun mübarek? Ya ne sulu adamsın sen ya. Acayip sulu herifsin ya. Allah Allah. Bana bak. Şu Sami ile dalga geçme, öyle şaka falan yapma. Bayağı bozuluyor ha. Teessüf ederim Fehmi abi. Benim şaka yaptığımı nerede gördün? Lan eşek kadar arama bun. Hala aklı şakada. Bak bir gün elimde usturaya denk geleceksin, alacağım kulağını. Barbar Recep, usturadan korksaydık sokağa çıkmazdık oğlum. Lan dolar 80 lira olmuş, senin aklına hala şakada. Ne yapacaksın doları ya? Ben ıspanağımı lirayla satıyorum. Barbar Recep, acaba sen de saç sakal kaç dolar? Geri git lan işine. Estağfurullah. Fena bir yapım. Ramazan geldi, keyfin yerinde tabii. Vallahi Allah'a şükür be abi. Şuradan bana üzüm tart, üzüm. Üzüm? Hemen abi. Ben sana üzüm... Bir dakika, bir dakika. Oğlum bir gün bir ters adama rastlayacaksın, iyicene benzetecek seni ha. Ya ne yapalım be abi, ne yapalım? Gır gır geçiyorum ben. Öbür türlü vakit nasıl geçecek? Evet abi, bir dayak yersen gırgırı görürsün sen. Hadi hadi, üzüm tat. Üzüm. Kara üzüm mü vereyim Fehmi abi? Ha o karadan, karadan ya. O kara güzel, kara. Ayağının ucunda böyle yalandan yalanla kızım eğilip şöyle toplaya toplaya güzelce silsen ama halının üstü altını falan böyle kaldıra kaldıra. Anne, o kadar detaylı yapmasak. Aa, ne demek yapmasak? Ramazan ayol. Hayır yani bayramda yapacağız nasıl olsa. Ramazan'da bu eve hiç iftara misafir gelmeyecek mi? Aman anne ya, yani herkes aç aç böyle halının altına mı bakacak ya? Allah'ım düştü gene çenesi düştü ya Rabbim, bulamadı bir SSK'la evlensin gitsin de artık. O dinlesi bunu çenesini vır 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 ya. Uf lan onu bir al, kime diyorum, bir elinle güzel güzel be çocuğum ya. Ay ha.
Al bakalım, sağ ol. Sağ ol efendim baba. Ben sana iki tane de limon vereyim, alacak verecek kalmasın. İyi, hadi bakalım. Hadi, afiyet olsun. Hadi, hayırlı işler. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya, var mı bir soğuk ayranın? Olmaz mı abi? Senin yaptınlar ama. Ayıp ettin. Hah, buz gibi getirdi içelim, hava çok sıcak ya. Hemen geldi. Evet beyler, var mı başka çay, kahve, oralet, moralet isteyen ha? Buz gibi ayran varsa hemen yapıştırayım. Bak yarın Ramazan, sonra isteseniz de yok ha. Vay Mehmet abi, kursa başlamışsın yine. Hadi bakalım. Koltuğun altına koy, gönder memleketine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, gel bakalım Sami. Evet, kolay gelsin. Ne yapıyorsun Sami abi? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya işte. Mesut! Seyman oradan bir tane şey, soğuk ayran gönder bakalım, hadi bakalım. Mesut! Evet? Ayran istedi, anladın mı? Hah, tamam, şimdi anladım abi. Ha, çünkü gürültü çıktı ağzından, anlaşılmıyor pek. Ha. Ne kadar şakacı. Sıcak oldu be Fehmi abi. Çok sıcak ya. Çok sıcak ya. Ya bak bir de 1948'de, 49'da hatta 50'de yapmıştı. O zaman da Ramazan yaza denk geliyordu. Aynen bu böyle. Çok sıcak hava ya. Çok sıcak. Durma senin gömene göre eğer sene 10 gün depremene geri atıyor. 30-35 senede sonra böyle kendini tekrar ediyor o zaman bu mevzu. Tabii ya 30-35 senede yaza denk gelir. 30-35 senede kışa denk gelir. Öyle tabii tabii. Şimdi bak mesela şu anda 80'deyiz. 90, 2000, 2010'da falan o civarlarda yine yaza denk gelecek ya. Vallahi ben onları görmem. Görmeyiz biz o, görmeyiz o zamanları, görmeyiz biz. Ben, sen görürsün de ben kesin görmem ya. Tövbe de be, tövbe de be. Ya kaha ayıp bir şey sen. Hepimizi gömersin, vallahi görsün o günleri sen. Yok ya, sen hepimizin tabutuna sarılırsın ya. Ya zaten görsen ne olacak ya? Ramazan, Ramazan değil ki artık ya. Şuraya bak. Eski Ramazanlar ne güzeldi ya. Ramazan tadı tuzu kalmadı ki. Eskiden direkler arasına giderdik. Cambaz seyrederdik. Meddah seyrederdik. Tiyatro kumpanyaları gelirdi. Onları seyrederdik. Çok keyifliydi Ramazanlar ya. Hiç tadı tuzu kalmadı ki ya. Öyle deme. Şimdi bazı belediyeler tekrar öyle şeyler yapıyorlarmış ha. Ya ne yapıyorlar Allah aşkına? Hepsi özenti ya. Öyle şey mi olur ya? Hiç tadı tuzu kalmadı hiç. Otur ya, koca adamsın ya. Bak Fehmi abi söylüyorum bak. Ben oruçluyken böyle şakalar yapsın bu adam. Yeminle orucumu onun elbasıyla açarız, haberiniz olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gel bakalım. Ya Yusuf, ihale yine sende kalmış. Hayırlı olsun. Bu sene yine mahallemizde çok şükür. Yine bizi uyandıracağız ahaliyi. Ya da bakalım, kolay gelsin. Vallahi geceleri tek başıma gezmekten ele sıkılmıştım ki. Ya böyle iyi oldu Yusuf, biliyorsun. Beraber gezeriz artık. Bende mani de şu. Ya Yusuf, çok şanslı davulcusun ya. Güvenlik güçlerinin koruması altında davul çalacaksın ya. Eyvah ya. Yusuf, bana bak. Beni uyandırmayın ha. Benim evimin önünden geçmeyin. Ben yer yatarım 12'de. Sahura kalkmam. Ben davulumu çalarım arkadaş. İster kalk, ister kalkma. Belediyeyle mukavele yaptım. Bizim sokaktan geçmedi diyen olursa verirler başka. Bayram bahşişini de başkası kapar o zaman. Sen dinleme bunu. Dinleme. Meymenetsiz, boş lafçı. Şuna bak, kendi gibi lafları da boş. Sanki herkesin kendine az davulcusu var bakalım. Fehmi abi, bu yukarıdaki fırının pidesi var ya, nefis. Bu sene oradan alalım. Bu bizim pastanenin pidesi kötü abi, tahta gibi tahta. Ojdere, ojdere! Ya siz meymenetsiz, sen git al oradan. Sen git. Niye milleti kışkırtıyor bakalım? Sen benim pidelerimin ününü duymadın mı? Nerelerden geliyorlar benden pide almaya? Ya Sami, sen de aç balık gibi oltuyu hemen atlıyorsun ya. Dalga geçiyorum işte seninle ya. Geçmesin Fehmi abi, geçmesin. Yok lan sana pide. Git, susam bile yok. De bir tane susam, tanesi bile yok. Yapma Sami abi, yapma ne olur. Pide ver. Bana pide ver Sami abi. Vermeyeceğim. Sami abi, sen hiç labı zıttın mı? Ne? Zıt Erenköy. Bir bak geri dedi ama. Yetti be, gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Vallahi canımız çıktı ama ev çok güzel oldu değil mi? Böyle tertemiz, pırıl pırıl, maşallah. Hmm.
Anne. Hı? Ya ÜSS sınav sonuç belgeleri Ağustos'ta postalanmaya başlayacakmış. Ya şimdiden söylüyorum ki hani babam postaları böyle yakalamadan biz onları bulup alalım içinden, olur mu, ne olur? Ahım ya Rabbim ya, beni de karıştırıyorsun ya yani. Kızım takıldın şu üniversiteye. Hiç demiyorsun ki bir SSK'lı birini bulayım da şöyle güzelce ne evleneyim, hiç. Kapıya bak, geldi babanla. Nasıl geçince? İşte ilk teravihimizi kurduk, geldik. Hadi bakalım, erkenden yatalım da. Ha. Ha. Ancak kalkarız, ilk defa sahura kalkacağız. Yani uykumuzu alalım, hadi bakalım. Bak, siz yatın baba, ben yatmayacağım. Ben sahura kadar bekleyeceğim. Neden? Şimdi yat kalk olmasın baba, zaten 3-4 saat bir şey var. Ya olur mu oğlum ya? Allah Allah, lamba mamba yanacak. Boşu boşuna israf, hadi. Hep beraber yatalım, uykumuzu alalım, hadi. Siz yatın babacığım, Allah rahatlık versin. Ben lambayı falan yakmayacağım, söndüreceğim. Ya baba, millet çınar altında. Ben diyorum çınar altına gideyim. Arkadaşların hepsi orada oturuyorlar. Sohbet, muhabbet, ha baba? Ya oğlum, anarşi diye diye benim dilimde tüy bitti ya. Şuna bak, ne haliniz varsa görün, ne haliniz varsa görün. Ben çok zor uyanıyorum. Acaba yiyip yatsam mı ben? Ya oğlum çocuğum, dayanamazsın, olmaz. Dayanamaz mıyım? Olmaz öyle şey. Öyle şey olmaz. Oruç tutan adam sofrada olacak. Bölücülük yapmayın ya. Bölücülük yapmayın. Hep bana yardım edilecek. O şey, börek kızartılacak, makarna yapılacak, yumurta yapılacak. Bir sürü iş var. Abi ya. Abi. Babacığım hani ne haliniz varsa görün derken ben çınar altına çıkabilir miyim yani? Ramazan'da hiçbirinizle uğraşamam. Ne yaparsanız yapın. Yalnız gitmeden önce Ahmet, şu regülatörü kapat. Geçen gün kapatmamışsın, gece saat 2'de kalktım regülatörü kapattım ya. Olacak şey değil. Bakma öyle ufacık bir ışık ama acayip yakar o. Çok yakar. Tamam abi. Hayırlı geceler. İyi geceler Nazlı, Allah rahat versin. Bu Ramazan hakikaten 11 ayın sultanıymış ya. İlk defa kahve izni çıktı. Eğitme! Ahmet. Efendim baba. Ya bu regülatörü kapatmayı unutma. Öyle bir şamata gır gır yaparken unutursun sen. Aklın bir karış havada çünkü. Tamam abi. Sen en iyisi fişten çek, fişten, fişten. Tamam mı? En iyisi o. Yürü de baba, giderken. Tamam mı? Deli gibi yanıyor herkes. Tamam mı? Hadi gidelim, hadi. Vallahi gidip yiyelim bir şeyler, karnım zil çalıyor ya. Of! Vay, 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 of. Vay, vay. Havalara bak, sanırsın o kay temiz. Yusuf hayırlı olsun, kapmış yine ihaleyi. Ya o gören de karayolları ihalesi aldık zannedecek ha. Öyle deme ya. Sen de bu hava varken ikinci köprünün ihalesini bile alırsın vallahi. Dalga geçsin. Dalga geçmiyorum ya. Sen dört dörtlük bir insansın. Bu sene yaptığın manilerden bir plak kaydedelim, satış rekorları kırarsın. Benim sesim senin orada çaldıklarından 1000 kat iyi. İyi tabii. Yiyeceksin kafana tokma ha. Al bakayım bir ne derim. Beyler yarın akşam tombala oynuyoruz değil mi? Süper. Ahmet'im geliriz değil mi? Gelmez miyiz ya? Bir kart 20 kağıt. Hazırlanalım beyler. Çüş yavaş gel ya. Çok mu be oğlum? Ramazan tombala mı oynayacaksın? Oynayacağız tabii. E vakit geçsin. Sen de gelsene be abi. Her tokmak 20 lira. Seninle para çok şimdi. Dur bakalım daha başlamadık bile. Bir çay daha vereyim mi Yusuf kardeş? Yok ben kalkayım artık. Anca uyandırırım milleti. Eyvallah yazdım hesaba. Gidelim mi Yusuf? Gidelim. Vay 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 davulcuya bak. Korumayla geziyor. Yürü be. Bana bak Ahmet. Geceleri sokaklar benden sorulur. Davul bile çalınacaksa ne olur? Ne olur? Benim iznimle olur. Vatandaş uyandırılacaksa benim kontrolümde uyandırılır. İşte o kadar. Amirim, gidelim artık. Tamam Yusuf, gidek gidek. Vatandaş uyuyakalmasın. Vallahi günahı boynumuza yazılır, altından da kalkamaz. Hadi haydi. Hele senin gidişine. Aa, takılalım mı peşlerine? Bir iki sokakta biz gezeriz. Bir iki de mani patlatırız. Hadi. Hadi. Şişt, bileder benim için de patlatın ha. Hadi eyvallah. Çok hoş. Hadi beyler yavaş yavaş kapatıyoruz. Yudumlayalım çayları.
tanesine çıkar, olmuştur onlar artık. Abin de baban Rafa'dan seviyor ya, hadi. Anne ya, her sahuru böyle ziyafet gibi mi yapacağız? Böyle çiğ börekler, kekler, yumurtalar falan. Ya bir saattir ayaktayız biz, farkında mısın? Çocuk, insanlar 14-15 saat oruç tutacaklar. Nasıl tutacaklar? Ekmek peynirle durulur mu? Bunları yapıyoruz ki böyle tok tutsun. Yavaş, yakma kendini, yakmadan. Şeyi de çevir, böreği de çevir. Alt üst yap, alt üst yap. Pilavı pişirdim, gene karnımı şişirdim. Ben çok mani bilirdim ama defteri yolda düşürdüm. Helal! Helal olsun Bekir abi. Ne yanık sesin varmış abicim ya. Evet. Helal vallahi. 1940'lardan getirdiğim bu mani için ayrıca teşekkür ediyoruz Bekir abi. Aman Ergun. Hele bir tane de sen söyle de duyak bak nasıl söylesen. Bak, bak beni nasıl kaşıyor bak. Rahat isteyenlerin çıkmasın. Çıkmasın sakın sesin. Helal! Rahat isteyenlerin çıkmasın, çıkmasın sakın sesin. Duymadın mı daha önce hiç? He? Ne, ne hiç duymadım ya. Almanya'da çünkü yok böyle bir şey. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Almanya'da böyle bir gürültü olsa yemin ediyorum içeri atarlar adamı. Yemin ediyorum sana. Biz de saat kuruyoruz aslında da işte. Adetten davulcular. Tutmayan var. Onlar da uyanıyor ama. Mesela ben uyandım şimdi ama gözlerim... Tamam var. Git yat öp. Gece gece be Allah Allah sahur sahur. Gider şimdi davulcu. Çay 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 çay. Ben o zaman yatıyorum. Rüyamı görüyorum lan. Oluyor. Güzel şunu. Yemin ediyorum. Ya ben niye uyuyayım ya? Sofraya bak ya, mükemmel bir sofra. Bu sofranın ben var ya, hepsini yerim ha, yemin ediyorum hepsini yerim ha. Süpürürüm onları. Vav, zevk şöyle. Ama semeri niye? Dur dur, ben şimdi davulcuya bakayım. Ondan sonra geleceğim ya. Sakın bir şey yeme. Ben geliyorum. Zevk şöyle. En sempatik bekçi Bekir, mahalleye huzur verir. Haydi artık düdük öttür, bizi sahura götür. Elden. Ya çal, çal Yusuf sen çal. Daha ışığı yanmayanlar var. Çal. Karışmayın benim işime. Ya ayaklı orkestra, o senin şefin. Çal babacığım sen, çal. Az çok takla. Az çok takla. Kafam içinde çalıyor hepsi. Ne yapıyorsunuz siz böyle orada gibi geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu saatte? Ahmetciğim. Evet. Sami abiye ithafen o mani sende olsun istersen. Ya bilmem ki yani
Nasıl tensip buyursanız. Sağım zamanıdır be ya. Sağım abicim, maninizi Orhan Baba'dan mı arzu edersiniz yoksa Ferdi Baba'dan mı? Karışık istiyorum ben bu saatte ya. Karışık olsun makam. Uf, uf, uf. Uf, uf. Gece gece geldik size. İnci mercan, inci mercan. Dize dize, dize dize, dize dize. İki gözüm, iki gözüm Sami Beyciğim. Bahşişini yolla, 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 yolla bize. Helal! Eyvallah, helal. Ne bahşiş be, ne bahşiş Ramazan'ın başında. Bayrama bakarız. Hadi bakayım yürüyün gidin, hadi. Sami Beyciğim yapma böyle. Kaç lira vereceksin bize söyle. Vallahi hatırın kalır bizde. Lira da olur dövizde. Toklaklama be, kafam oldu bu kadar. Davul gibi ne oldu? Ya bakarız 15 Ramazan'da dedik işte. Hadi bakmayın bakayım arkanıza. Yürüyün doğru bakayım hadi başka yerlere. Şişt, ne yapıyorsun be, ne yapıyorsun be ya? Aman ne kadar komik. Ani be ya, ani be ya. Siz ne yapıyorsunuz bakayım be ya? Aynı be ya, aynı be ya. Ya vurma demedim ben sana, vurma demedim mi? He? Ahmet abi. Efendim. Ben de böyle yapabilir miyim? Ne yapacaksın sen? Yani böyle şiir gibi okuyoruz ya. Aman yav sen de eksik kalma geç. Dur bakalım. Çıt Otay nerede? Çıt Otay evde. Sen ne yapıyorsun burada? Bak dinle. Erol Taş Baba Sami. Her zamanki gibi aksi. Sinirlenme az bağır. Öyle durma. Elvan'ı balkona çağır. Allah belanı vermesin. Bu ne biçim mani? Kaç! Kaç lan, kaçın lan, kaçın lan, kaçın! Güzel şey ya, bu pastırma var ya, şahane bir şey oluyor. Yemin ediyorum. Oruç tutmasam sana bir şey derdim ama neyse, neyse, evet. Neyse. Ben işte, ben oruç tutmayacağım ki. Ne? Lan madem öyle niye her şeyi silip süpürüyorsun be? Aa, gitmeyin çocuğunuz da canım içeride var hepsinden daha bir sürü, yesin. Ya öyle diyorsun ama bak bana yumurta kalmadı. Kaç tane yumurta yedi anne? Çato, makarnayı uzatsana oradan abiciğim. Ya, annem Almanya'da, sahurda hep patates yapardı. Tok tutuyor enişte, tok tutuyor. Ha. Sen nereden biliyorsun tok tuttuğunu? Oruç tutmadın ki. Ya, gelme ya, gelme. Ahmet abi, yazları uzun oluyor ya. Ben kaşın tutacağım, kesin tutacağım yani. Wow. Hanım semenleri nereye koydun ya? Baba sana lahmacun pizza paf oldu. Ahmet saat kaç oldu ya? 5 dakika var baba. Oo, 5 dakikamız kaldı. Hadi. Şimdi bol bol su için, bol bol su için. Hadi bakalım. Hay. Anneciğim eline sağlık. Ben yatıyorum. İyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler, iyi geceler Ahmet abi. Oh, enişte. Oy, ben galiba çak kedimi. Ben nasıl uyuyacağım? Rüyalarını seyredersin artık. 3 film birden. Sen böyle yemeye devam edersen bir iki gün sonra iftarı göremezsin ha. Hadi bakalım.
Doğru yatağa yatalım artık. Hadi, hadi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İyi de oldu. Hadi çok güzel olmuş ya. Eline sağlık hanım. İkimiz de bir buradayız. Günaydın Fehmi abi, ne yapayım be? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Ah be işte. Ben erkenden korktum ya. Neden be? Ya uyku tutmuyor, alışmışız bir kere ya. Vallahi beni de, beni de, beni de. Ya bir de iş güç olsa boş boş dolaşıyoruz böyle. Grev çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü bu grev. İnşallah de istediğinizi alırsınız bak, vallahi ha. Vallahi Sami ya, memleket düzelsin, ben başka bir şey istemiyorum ha. Ne kadar güzel söyledin be Fehmi abi. Ne kadar güzel söyledin. Bazen çok güzel konuşurum ben ya. Çok güzel konuşurum. Ara sıra. Neyse ben gideyim şu meydana biraz dolanayım, vakit geçsin ya. Ha, ben de içeri güllaç attıydım. O çıksın böyle bir iki saatte evde bir acık böyle bir kestireceğim. Oh! Sen de orucu uykuya tuttur bakalım ha. Yok be ya. De 15 saat çık şeyin içerisinde, orucun içerisinde. İki saat için böyle şeyin lafı mı? Hem dalmayacağım be, yarım yarım böyle bak. Tabii tabii tabii. Sen orucu tuttur uykuya, uyku sevaba girsin, sen açıkta kal ya. Sami espri bu ya. Ya Allah Allah ya, onçu ya böyle. Abi sağ ol ya. Neyse, sonra ben gideyim bir meydana bakayım. Bakayım şu ya bizim berber Recep. Açıksa bir tablo atayım onunla ya. Tavlayı, böyle tavlayı atayım. Ya vallahi Fehmi abi sen. Ne dedin lan? Hah Elvan, gel bak sana ne diyeceğim şurada. Selamun aleyküm. Hu aleyküm selam Fehmi abi. Ya Recep sen var ya, yanlış meslek seçmişsin ha. Bütün esnaf harıl harıl mal satıyor, sen burada sinek avlıyorsun ya. Yok be abi, elhamdülillah. Ben mesleğimden memnunum. Sen bakma, Arife günü müşteri kuyruk olacak burada. Tabii, 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 tabii. Ya. Bana bak, yenilince ağlamayacaksan... ...senle bir tavla atalım mı şurada? Ha, lafa bak. Bilal! Oğlum, tavlayı kap gel. Hemen usta! Ha. Yalnız Fehmi abi, ha. Bu zar tutma işine gireceksek fincanı koyalım devreye. Ya ben öyle fincanla falan tavla oynamam ya. Allah Allah, deli misin? Kemiği tutmadıktan sonra tavla oynamanın ne zevki var ya. Ama öyle şeşmeş kemikler nedense. O zarın iyiyse şey, gelir, zarın iyiyse şey, gelir. Hadi ağlama, oyununu oyna. Hadi bakalım. Ha. Kemik tutacağım deyince zarı tut. Lan! La ilahe illallah la mana. Bak. Mübarek Ramazan'da. Tamam şşt, oruçlu ağzını bozma ya, oruçlu ağzını bozma ya. Gel, ıspanağa gel, ıspanağa gel. Ispanak değil, orkide mübarek. Evlilik yıldönümünde karına götür. Gel. Dizoyu mu mefaes? Να πάρει ο διάβος, να έχεις τελειώσει από την κρίνα σου, από τον κερδί σου. 40 χρόνια έχω τραβήξει από σένα. 40 χρόνια, κρύψε να τη σου δείξει. Φτάνει πια, φτάνει από αυτά. Ömrümü yedin Tatina. Me hiç teliyosu pia. Saranda kronya. Saranda kronya me hiç teliyosu. Tina afto. Tani pia katina. Tani. Ne oluyor yedin amca? Ne oluyor be? Aynı be ya. 40 yıldır aynı kadın aynıdırdır. Ne oluyor peki? Niye bağırıyorsun bakayım sinirle? Sinirleniyorum, onun için bağırıyorum. Tutulmuş bana bayramlık dik diyor. Ama tevarıma çok var. Hemen dikebilecek misin onu? Bayramda çok sipariş aldım. Çok işim var. Doğru, haklısın. Bir de olsa amuru kabart iki saat pişsin fırında git. Ama bu elbise yok, daha kolay olmaz. Diksem ne olacak? Er bayram buna elbise dikiyorum. Elbise değişiyor, kadın değişmiyor. Doğru, haklısın. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Neyse sen sıkma canını şimdi. Geç dükkanı sen serin serin otur. Ben sana limonata yollayacağım. Azıcık böyle bir kafanı dinle. Onu da unut. Geçen akşama hiç unutur onları hepsini. Sen sıkma canını. Geç dükkanı sen yana artık. Boş ver. Sen bak işine. Alem adamsın ya. Ya. Ben şimdi sana hemencik yollayacağım şey limonatayı. Tamam yana amca? Tamam. Hadi kolay gelsin. Selamet Bey. Ya bu yana amca yana karısı da şey gibi ya. Neydi o? Ha şey Tom'la Jerry gibi. Hep böyle birbirlerini şey yapıyorlar, didişiyorlar. Ama kaç senedir beraberler tabii. Muhabbetten. Maşallah be. Allah nazardan saklasın. Ya.
Anne. Ben şu kalanları iftardan sonra yapabilir miyim? Ya başım dönüyor açlıktan, ne olur. Ay, kıyamam ben sana. Tamam bak, bu ilk günler böyle zor olacak ama sonra alışacaksın. Değil mi? Babacığım. Ama öyle deme be çocuğum, ikide bir deme öyle. Sabır işi bu, oruç dediğin. Sabredeceğim mızmızlanmadan, akşam edeceğim değil mi? Hah bak, bu da orucu uykuya tutturuyor. Uyunur mu bu kadar, uyunur mu? Ha? Ne yapayım anne ya, günler çok uzun ya. Dayanın bakayım. Aa, bak kaldı iftara burada. Değil mi? Şurada şurasında çok azıcık bir şey kaldı. Anne daha çok var. Yok yok, az var az var. Yok bir şey yok, kalmadı kalmadı. Bir şey diyeyim mi ben? Ha. Açım. Kuzen ne yapıyorsun sen? Ne? Ya yemek yenir mi şimdi ya? Edoğun. Ne değil? Aman böyle yerleştireceğim çenesini olmayayım. Ne değil? Tamam, ne değil? Tamam. Ne değil? Ha çocuğum sen mutfakta ye onu. Güzel ha? Güzel mutfakta ye. Hadi, hadi halacığım. Bakın, ne değil? Allah, terlik şimdi. Anlatacağım ben sana. Hadi sen bir mutfağa ya. Git, hadi. Hadi. Sana bir şaka yapayım mı? Gitsene lan! Yapma! Gidecektim oğlum Almanya'ya. Uzaklaşacaktım buralardan. Allah Allah! Havanı yesinler. Sanki biz engel olduk. Oğlum kendin gördün. Kızı dayanamadın yine. Ergun, sanki gitmemi istemiyor gibiydi yani. Ama sonra baktık, yok. Yine başladı afralara tafralara. Ne bileyim, Almanya mevzusundan önce böyle 5-10 dakika konuşalım diye iyi kötü pastanelerde oturabiliyorduk. Şimdi o da yok. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu kızla oturup uzun uzun konuşacağın tek yer pide kuyruğudur. Doğru lan. Aferin Ergun. Nasıl yani? Ne yapacaksın? Kızla pide kuyruğuna mı gireceksin? Evet. Düşünsene pide kuyruğu. En az yarım saat yan yanasın. Kurban oldum Rabbim. Ulan aynı anda nasıl denk getireceğim? Şöyle olacak, pusuya yatacağım. Gülden Hanım pide kuyruğuna girer girmez şak, ben de damlayacağım. Hey büyük Allah'ım, şu mübarek Ramazan'ın hatırına şu deliye biraz akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim. Baba. Şahincim, halacığım şimdi Ramazan'da oruç tutanların yanında böyle gösteri gösteri yemek yenmez çocuğum. Ayıp. Dedim ya. Biz Almanya'da yiyoruz hep. Vay senin Almanya'na da, Avrupa'na da, şeyine de Allah Allah ya. Git arkanı dön duvarı bağır öyle ya. Ya açız burada. Tamam, tamam. Bağırma, çocuğa bağırma. Siz de nefsinize hakim olmayı öğrenin. Bak bu da iyi bir şey. İyi bir şey bu da. Hey, hıt, hıt, hıt. Bak bakın yüzüme. Nefsin zayıf senin. Nefsin zayıf. Ben ne yapayım? Söylemesi kolay tabii. Oruç tut da göreyim ben seni o zaman. Bu mu oruç tutacak? Sen mi oruç tutacaksın? Ya iş. Tutarım. İstesem tutarım ben. Oruç. Sen hayatta tutamazsın. Sen Alman. Az. Alman. Bana dedin ha. Alman. Bana bak. Ben Alman değilim ha. Ben Türk'üm. Müslümanım. Tutarım ha oruç ben. Oruç tutarım tabii ya. Niye tutmayayım ben? Tutacağım. Nasıl tutacaksın sen? Hayatta dayanamazsın. Dana gibisin sürekli yiyorsan. Dayanırım ya. Ben dayanırım. Tutacağım. Göreceksin. Oruç ben tutacağım. Dayanamazsın ben, lan. Bas. Dayanamazsın. Halo. Halo sana bir şey söyleyeceğim. Sofrayı kuruyorsun ya. Ben de kalkacağım sahura. Neden? Çünkü oruç tutacağım hala. Hayatta dayanamazsın. Yarın ben oruç tutacağım. Hayatta dayanamazsın. Tamam. Tutacağım. Hayatta dayanamazsın. Oruç tutacağım dayanamazsın. Ben. Dayanacağım ben ya. Dayanamazsın. Dayanacağım. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun sen ya? Ah, bak 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 bak. Şşş, ne yaptın kızım? Her şeyi hazırladın mı?
Hazır hazır baba her şey. Nereye hazır hazır? Azıcık canlı ol be ya. Bak ben içeride güllaçı bitirdim. Sen ta hala bardak temizliyorsun burada kızım ama. Ay baba. Bunun üstünde bir de böyle nar olsaydı ne kadar güzel olurdu değil mi? Değil mi? Kırmızı kırmızı böyle iri iri taneli nar olacaktı burada valla. O olacaktı da nerede olacak şimdi? Narın mevsimi mi? Narın mevsimi mi? Değil tabii. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Azıcık babaannenle dursan hangi mevsimde ne çıkıyor öğreneceksin ama nerede? Hep gözler başka yerde. Hep başka yerde ne dersen. Ama hakikaten ha. Bir de nar olacaktı bunun üzerinde ne kadar güzel olur değil mi? Ama fıstık da güzel. Bir tane burada fıstık var, bir tane de yanımda. Ay. Hemen şımarma, hemen şımarma. Ramazan'dayız. Birisi içeri girse, böyle görse seni olmaz. Azıcık ciddi ol ya. Herkese selamlar. Selamlar. Niyazi, ayırdır. Orucunu sakatlayacaksın yoksa? He? Orucunu mu sakatlayacaksın yoksa sen? Asla. Hiçbir şekilde orucumu sakatlamam Sami abi. Erivan, sen al bakayım kızı. Al tepsiyi şöyle geç, yamacıma geç, yamacıma geç, 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 geç. Heh. Ayırdır Niyazi. Biliyor musun Niyazi? Ben Ramazan'ı çok seviyorum ha. Neden Sami abi? Neden olacak? Sen beleş çay, beleş poğaça yemiyorsun ya. Benim zararım neredeyse artık sıfırlanıyor. Hatta kârı bilem geçer gibi olabiliyorum gibi. Aşk olsun Sami abi ya. Oruçlu insansın. İnsan oruçluyken böyle şeyler, böyle kırıcı şeyler asla söylemez ya. Allah muhafaza insanın orucu tehlikeye girer Sami abi. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Keşke 12 ay Ramazan olsa. Ramazan olsa da senin boğazın dursa yemezsen. Vallahi sen boşuna sahura kalkma Sami abi. Çünkü kabul olacağını hiç sanmıyorum yani. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Güllaç vereyim sana. Ya ben iftarda gelirim zaten yine. Ben iftarda gelirim yine. Nereden geleceksin? Nereden biliyorum vereceğim sana? Seni denedim belki. Heh. Şunu da al bakalım eline. Adamı sormuşlar. Abin ne iş yapıyorlar demişler. O da demiş ki kahvede gele atıyor. Var var Recep. Ne var lan? Kahvede telefonum varmış. 10 dakika sonra arayacaklar yine. La bak. Gene bir şakaysa usturayı alıp... Yok ya yok. Ne şakası ya? Memleketten aramışlar. Acilmiş. Hadi. Hem abi bir bakayım. Ciddi bir şey olur. Nasıl yedi ama? Ya Mustafa sen ne sulu bir adamsın ya. Hayret bir şey ya. Ya niye böyle bir şaka yaparsın ya? Ya Fehmi abi ne yapayım ya? Başka türlü vakit geçer mi? Lan oğlum şu esnaf bir gün toplanıp seni bir dövecek. O zaman eğlenceyi göreceksin sen ha. Fehmi abi sen zıttın mı? Neyi? Zıt Erenköy. Şunu yani. Allah'ım. Ha, hey. Ha. Ha. Ben de ölüyorum. Al şunu. Anneciğim hadi şu manavdan bir koşu bir dereotu kap gel. Hadi çocuğum. O alsın. Al. Ben niye ağlıyorum ya? Sen git al. Oruçluyum ben. İyi. İyi ki oruçlusun. Aman tamam. Ben giderim. Sanki çok uzak bir yere gideceksin. Tamam ne yapayım? Ben giderim artık. Ben alırım yani. Ben gideyim bari. Ne yapayım? İlk tamam, ilk tamam ya. Ben gider alırım. Dönüşte bu dereotunu falan yer bitirir. Oh, lan. Üstünde gazoz alayım mı? İçerim. Ah, iç ama böyle kenarda köşede böyle bir hemen gizlice iç. Kimseye görünme tamam mı? Ayıp. Tamam. 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 Niyazi, iyi misin evladım sen? Ha? İyiyim Sami abi, iyiyim. Biraz böyle şekerim mi düştü ne böyle bir gözüm karardı. Şekerim mi düştü? Sakın burada ayılıp bayılma. Bak vallahi iftar saatine çok az kaldı. Hiç uğraşamam seninle burada. Yok yok, korkma.
Bayılmam. Oruç senin neyine evladım ya? He? Akıl var, izan var. Sen hiç bu cüsseyle 30 oruç tutabilir misin ki? Tutarım Sam abi. Tutarım. Dayanırım ben. Bana bir şey olmaz. Sen dayanırsın, ancak benim poğaçalara dayanırsın. Löp löp de ye. Şşt, Niyazi. Bir çocuk ağlıyor. Niyazi, o çocuk da oruç tutuyor mu seninle beraber? Tutmuyorsa öğret ona. Zaman geçmeden o da öğrensin. Sene 1971. Manisa'da deplasmandayız aga. Şşt Tuncay, sen de dinle oğlum. Bak, güzel bir mevzu anlatıyoruz ya. Bırak beygirleri yemlemeyi, bir ara ver oğlum. Allah Allah. Manisa'da deplasmandayız. Agalar, siz de dinleyin. Tamam mı? Karış takım, Allah sizi inandırsın, kendi arasında konuşmuşlar. 4 kişi beni tutuyor. doğru. O zamanlar biz tabii çok böyle fişek gibi delikanlıyız. Onların o 4 kişi tutma hikayesi tabii fos oldu. Neden? Çünkü ben acayip hızlı koşuyorum. Kimse beni tutamıyor. Neyse, sağdan topu bir şişirdiler. Ben topa doğru böyle büyük seldim. Hala... Adam! Mustafa, bir dur gözünü seveyim ya. Ulan bir kupon yaptırmadınız bana be. Lan Zerzavat. Manavına dönsene sen ya. Adama bak. Müşterimi rahatsız ediyorsun. Hadi dön. Ya çok güzel şaka. Sen şöyle ya. Adam nasıl korktu ya? Tavuk gibi korktu ya. Kapıyı sus. Sen de gülüp durma. Ama çok güzel şaka demiyor. Gülsene biraz da sen de ya. Neyse. Ben topa doğru yükseliyorum. Büyük seldim. Bırak inanmayın buna ya. İnanmayın. Kendi kalesine gol atmış. Takım küme düşmüş. Hop ayıp oluyor ama. Kim demiş oğlum onu? Ya Mesut. Hiç öyle ciddi bir maçta insan kendi kalesine gol atar mı be? Resmen takımı harcamışsın. Yuf! Sana yuf! Nasıl harcadım oğlum? Onlar beni harcadı asıl. Adamın bir tanesi bir koydu buraya vidalı kramponlarınla. Ondan sonra benim diz kapağını aldı götürdü ya. Anlat. Heyecanlı oluyor. Bak Ramazan dinlemeyeceğim, dalacağım şimdi ha. Ya bu şaka çok güzel ya. Ne güzel şakaydı. Bırak hikayeyi sen ya. E korktu mu? Korktu mu? Ro. Ya şey diyeceğim ben. Hadi oğlum, hadi. İşin gücün yok mu senin? Hadi bakayım. Var işte, onun için öldüm ben. İkmekte. Neydi o? Dereotu. Heh, dereotunu ver bu dereotu kafalıya, hadi. Ha, dereotu mu istiyorsan? Gel hadi gel. Ya şurada bak. Yükseldim. Nasıl yükseliyor bu kadar boyun var ya? Ramazan geçsin bak, ne oluyor bak. Niyazi, evladım sen git eve yatsana acık. Bak, vallahi başıma kalacaksın şimdi burada. Sami abi, sana bir şey soracağım. Sen dini bütün bir insansın. Elhamdülillah. İyi bilirsin. Oruç bozmanın cezası kaç gündü? Tövbe de. Vallahi ben o işin vebaline girmem. Tövbe de bakayım. Burada sakın yapma. Ben onun şeyini almam omuzlarıma. Git bakkala Lütfiye, git orada kaşar ekmek yiyeceksin. Ona ver onun şeyini, vebali. Ne o alsın, bana verme. Günah vallahi günah, tövbe de. Yok. Dayanırım ben. Dayanacağım. Aferin. Bak böyle olsun. Ergun plak tutuyor. Ben de tutabilirim. Evet. Aferin. Tutarsın tabii sen. Aferin bak, öyle şeyler söyleme. Onu söylemek bile zedeler. Onu zedeler, o şey yapmasın onu. Onu şey yap. Ben sana bir şey soracağım be. Peynirli poğaça nasıl kokuyor ama? Sen de psikolojik baskı yapma. Psikolojik baskı yapma sen de ya. Yok be, şey diyorum, kan kıymalıyla karışınca bak nasıl oluyor diyorum. De burada ama kıymalı giriyor. Peynirli giriyor. Kıymalı giriyor. Peynirli giriyor. Nasıl oluyor? Güzel oluyor. Vallahi iftarda acısını çıkartacağım Sami abi. 6 tane peynirli, 6 tane kıymalı yiyeceğim. Yersin. Yemezler. Keşke de çok güzel oldu ha. Gillaç da. Fıstıklı. Nar bulsaydım üzerine nar da ekecektim ama mevsimi değil. Sam abi sen iftarı nerede açacaksın? Beraber açalım. Açmayacağım. Ben bugün şey yapacağım, toptan hepsini sonra açacağım. Yani.
Ay susmuş bile derim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Niyetli misin? Bak gene laf yok. Cevap yok gördün mü? Ya oğlum şu mübarek Ramazan'ın hatırına iki laf et bari be. Böyle sus sus nereye kadar ya? Ya bıraksana adamı. Hiç olmazsa biraz tepki veriyor. Kafasını gözünü oynatıyor. Eskiden onu da yapmıyordu. Böyle bakıyordu. O da doğru be. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ay vallahi yoruldum be Mesut abi. Bir gazoz versene bana. İçerim şöyle. Olmaz lan kopil. İftardan sonra gel. Kapalıyız. Ha, ne dün? Çünkü Ramazan mı oğlum? Ramazan'da gazoz içilir mi? Allah Allah. Şimdi sen gazozu falan bırak kopil. Şu bizim susmuşa Almanca birkaç laf et bakalım ya. Belki sana cevap verir. Yani biz bildiğimiz bileli bunu hiç konuşturamadık biliyor musun? Daha a dediğini duymadık ha. Ama neden? Ne bilelim oğlum. Geldi 3 sene önce buraya bir oturdu tamam mı? Hiç konuşmadan hala da konuşmuyor. Çıt çıkarmıyor ya. Yani görüntü var ses yok anlayacağın. Belki Türkçe bilmiyor olabilir mi? Mantıklı. O zaman ben bir tabii, tabii. Almanca karışayım ona. Konuş konuş Almanca lakırt et şuna ya. Biraz da Düsseldorf tipine benziyor. Halo. Adı neydi? Susmuş. Peki. Halo Susmuş. Ich bin Schein. Wie geht's dir? Du bist gut oder was? Schein. Senin adın ne? Ne yapıyorsun burada falan diyor. De de güzel. Wo liebst du? Wo liebst du? Ha? Sag mir linke Seite oder... nerede oturuyorsun diyor bana bakıyor ya. Nerede oturuyorsun diyor ya Susmuş. Mein Hand ist hier. Ist kaputt. Elim burada kaldı. Bir cevap versene ya. Bir konuşsana. Hiç cevap vermiyor ya. Ya oğlum bu ne biçim bir insandır ya. Anlamadım ki. Böyle sus sus. Ya insan çatlar be. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu susmuş. Neden susmuş peki? Bence aşk acısı. Değil mi? Değil mi susmuş? Şimdi bak. Bu bir kadına aşık olmuş tamam mı? Kadını çok seviyormuş. Ondan sonra kadın buna tekmeyi basınca... Bu tabii çok üzülmüş. Değil mi susmuş? Üzüldün değil mi? Ya bir cevap ver be. Allah Allah. Neyse üzülünce bunun tabii bujiler ateşleme yapmamış. Motorda pistonlar böyle tam yağlanmayınca motor yatak sarmış. Egzozdan da gaz atamayınca tabii susmuş kalmış. Değil mi susmuş? Bir şey söyleyeceğim yok. Bu nasıl Türkçe yatak sarma adı? Egzozdan duman çıktı yani. Anlamazsın oğlum sen anlamazsın o işleri. Ben sana görürsün. Söylüyorum burada ben. Bak ben bunu konuşturacağım. Kesin konuşturacağım. Hadi lan kopil. Biz senelerdir konuşturamadık. Sen nasıl konuşturacaksın? Gerisin sen. Dur bakalım. Tabii tabii. Mesut kardeş. Şunu bozuver bebe sana zahmet. Müşteri bekliyor dükkanda. Ya baboş. Vallahi olsa tamam da bak kasa bomboş ha. İstersen iftardan sonra gel. Kardeş bir saat olur mu ya? Müşteri bekliyor diyorum sana dükkanda. Gel. Bak şunu boz kardeş. Al şunu. Al şunu. Vay sağ olasın. Gözünü seveyim. Hadi bakalım. Lan kim bu lan? Ne biçim bir şaka bu yemin ederim. Ağzını bunu kırar çalı bunu. Çek kendine zalimsin. Şuna bak ya uzun boylu. Ya ne sulanamsın kardeşim ya? Nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir adam ya? Bu hayvan mısın? Niye oğlum sizin memlekette hiç şaka yok mu lan? Ya var da böyle bir şaka yok ya. Hava hava yapacaksın git hamile başlasın. Ağzını bunu kırar çalı. Almanca eşek. Almanca eşek ne demek? Eşek. Danke. Dokuz bilet hangi bu? Deri otunu dönmeyeceğim. Seninle ilişkimi de keseceğim seni. Pes bıyıklı adam. Ulan eşek şakası diyeceğim Almanca diyemedim be. Ne biçim Almansın oğlum sen? Kimse içeri girmeyecek. Ben herkese buradan fideleri vereceğim. Kavga gürültü etmeye gerek yok. Herkese de yetecek pide var. Buyurun abicim. Ben sıcağını bekliyorum. Bunlar soğurmuş. Ne demek soğurmuş be? Hepsi sıcak. O da sıcak, bu da sıcak işte. Yeni çıkandan alacağım. Tövbe tövbe estağfurullah. Evet ablacığım sen? İki tanesi. İki tane. Ver kızım oradan kağıt bana hemencik. Sağ ol. Hemen ver, 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 ver. Hayırlı Ramazanlar, teşekkürler. Al parayı. Ay Sami abi, benim şu yumurtalarla susamı alsan da... ...öyle bizimkini biraz bol susamlı yapsan. Hani pideleri biz bol yumurtalı, bol susamlı seviyoruz da... ...benim bey de öyle seviyor. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Ben ağzıma susam koyuyorum pidelere. Ne demek o? Hayret bir şey. Ver. Ver. Eski köye yeni adet getiriyorsunuz. Evet. Evet sıradaki. Buyur ne istiyorsun sen? Ver tamam bir tane. Ver. Al bakayım hadi. Al sen de. Selam söyle babana. Al kızım parayı. Evet buyurun sıradaki. Siz.
Niye gelmedi bu kız abiciğim? Ben dün görmüştüm pide kuyruğunda. Gelmedi bugün. Belki de bugün pide yemeyecekler. Olur mu oğlum öyle şey? Pidesiz iftar olur mu ya? Oğlum madem kızla birlikte kuyrukta dikileceksiniz, bu sefer şu fırsatı değerlendir de bir yere davet et kızı. Ergun, sen anlamıyor musun? Gelmiyor diyorum ya. Anlamıyor musun? Gelmiyor diyorum ya. Ya benim güzel kardeşim, benim güzel kardeşim, birazcık aklını kullan. Sen çağır, gelmiyorsa da çağır. Mesela bu gece kalkalım hep birlikte sahildeki Ramazan eğlencesine gidelim. Sen, ben, Nazlı falan. Ha? Vallahi çok güzel fikir. Söyleyeyim gidelim. Da, Nazlı'nın ne işi var? Nazlı'nın ne işi? Nazlı'nın ne işi olacak ya? Allah Allah ya. Ya senin için söylüyorum oğlum. Eğer Nazlı gelirse Gülden'in gelmesi daha kolay olur. Yoksa Nazlı olsa ne olur, olmasa ne olur? Bana ne Nazlı'dan? Doğru söylüyorsun aslında. Doğru söylüyorum tabii. Gelse? Gelir, gelir. Sen sıcakmış diyordun. Evet. E tamam o zaman orada bekle sen. Sen gel. Kaç tane? 9 tane. 9 mu? Evet. Ne yaptın hepsini bitirdin be? Orada kızım kağıt ver bakayım sen. Ha. Tamam. Kaç var burada? 3, 4. Tut. Ver onu. Ha, ver oradan ver kızım bir de ver gelir. 2 tane daha ver bakayım. 9. Bunu da böyle üstüne kapat. Kapat onu ha. Al bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bir tane kaldı. Bir tane isteyen var mı? Ben bir tane alacağım ama sıcağından. Ya ikide bir aynı şey niye söylüyorum bakayım? O da sıcak. Onlar da sıcak. Ahiret bir şey ya. Ya oruçlu oruçlu delirlendirmeyin adamı burada. E, tamam babacığım ya sen sinirlenme. Kim sinirli be? Kim sinirli? Ben sakinim ikide. Tamam sinirliyim. Hadi sen git. Bir de bak hadi içeride bak. Yok ben gitmeyeyim ki sen sinirlenme babacığım. Bak hala cevap veriyor bana. Ulan Mustafa başlayacağım sana şimdi. Al al bunu. Ulan gel. Sen şunu al bak şimdi. Elvan. Anneciğim nerede kaldın ya? E ne oldu? Ne oldu pideler? Pideler bitti ama yenileri pişiyor fırında. E iyi baban nerede? Babam Manav Mustafa'yı kovalamaya gitti. Hey Allah'ım sırası mı şimdi bunu? Ay Allah'ım bu adam beni öldürecek vallahi. Hadi sen git fırına bak. Tamam. Pişti mi pişmedi mi? Birazdan fırına bir baksın kızım. Gelir pideleriniz. Ne işin var senin burada Mari? Anne. Ne işin var senin burada Ramazan günü? Bak kalmış iftara 1 saat sen buralarda ne yapaysın Mari? Anacığım Sami yardıma çağırdı. Onun için geldim. Sen merak etme benim yemeğim de hazır, sofram da kurulu. Aha bileyim. Senin sofranı da bileyim, yemeğini de bileyim, her şeyi bileyim. Biz 2 saat peşin hazırlardık ha. Sami! Mare delirdi mi bile çocuk gibi koşaysın ha? Nedir bu halin Mare? Az ye de bir adam tut buraya da karın hazırlasın iftarlık ha? Ya bir dur anacığım Allah aşkına bir dur. Zaten cinlerim tepemde. Bak bu kadar insan benden pide bekliyor. Ha? Bize de 3 tane pide ayırmayı unutma. E tamam ayırdım be kadına ayırdım tamam. Ama ne olur son çıkanlardan olsun sıcağından olsun tamam mı? Başlayacağım sıcağınıza be. Niye? Fena mı işte orucumuzu sıcak pideyle açacağız? Ben sizi bilmem ama ben orucumu bana Mustafa'yı kovalarken açacağım kovalarken. Bizim vaktimizde biz ekmeklerimizi de kendimiz yapardık. Pitalkalarımızı da kendimiz yapardık. Şimdi nerede o eski Ramazanlar? Devir değişti babaanne. Ha? Ha, bir sene eksiktim. Babuş dil kadar maşallah. Ne diyeyim sana burası dem bile masaya. Ha? Bak işte böyle oluyor. Ne saygı kaldı ne hiçbir şey. Ha, ben açan ölürüm kurtulursun sen. Öyle deme babaanneciğim ama ya. Derim. Ne saygı kaldı ne bereket. Oh Fato, Fato mori düşman ke, ve katil ke. Aha, vallahi geldi. Merhaba Gülden. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? İyidir.
Beyefendi, yer değiştirebilir miyiz rica etsem? Ne münasebet ya. Önce ben geldim. Gülden. Rica etsem beyefendiyle yer değiştirebilir misin acaba? Niyeymiş? Önce ben geldim. Bir kişicik canım, ne fark eder? Ay olsun. Kardeş, bir arkaya geçsene. Ne münasebet ya. Önce ben geldim. Kaç tane alacaksın Gülden, pide? İki. Ben de iki. Hava da bugün bir sıcak. Sıcak. Evet. Sıcak sıcak geldi pideler. Evet. Şşt, durun. Herkes elini aynı anda uzatmasın. Ben hepinize vereceğim tek tek. Kaç tane istiyorsun? Hop. Aa bakalım. Hah. Teşekkür ederim kızım. Kap 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 kap. Buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar. Hemen size vereyim. Hah. Buyurun abicim, siz de şöyle bana. Eyvallah. Aa kızım, bunları al. Evet. Geldi, geldi bunlar. Yanıyor, yanıyor. Aa bak, tamam abicim. Hah, para. Parayı vermeden gidiyor. Ulan bir daha buradan gelirse çakıracağım ağzını burnunu. İki tane hemen vereyim. Anne, böyle oruçlu oruçlu yemek hazırlamak da çok zor oluyor. Ne yapacağız? Yemek hazırlasın diye oruçsuz birini mi bulacağız? Aman tamam, bir şey söylemedim. Hazırlıyorum işte. Tövbeler olsun yarabbim. Şu şerbetini dök bakayım şeyin, kadayıfın. Ondan sonra da birazcık böyle böl tabağa. İftardan sonra Salih'e götürürsün. Şimdi kızcağız hamile. Canı çekmiştir onu. Anne nereden bilsin bizde kadayıf olduğunu Allah aşkına ya? Aa, bilmez olur mu çocuğum? Hamile o, kokar ona. Anne, şu anda bütün mahalle iftar hazırlığı içinde bir sürü yemek yapılıyor. Saliha nereden seçecek bu kadayıfın kokusunu? Ben sana komşuluğu hiç öğretemedim. Değil mi? Öğretemedim. Öğrenmiyorsun. Ne yapalım? Öğrenmeyeceğim çünkü ben okula gideceğim. Üniversiteyi kazanacağım. Ondan sonra da bu mahalleden gideceğim. Hiçbir yere gitmeyeceksin efendim. Allah Allah ya. Evlenilecek. Çoluğa çocuğa karışılacak. Bitti. Ben torun istiyorum ya. Vallahi yettiniz artık canıma ha. Hiç de bile. Bir kere benim sınavım çok iyi geçti, tamam mı anne? Sonuç belgesi de gelecek çok yakında. Ben okuyacağım. Okuyacağım. Tamam mı? Çocukla mucukla uğraşamam. Uğraşamam yani. Tamam. Oku, oku çocuğum sen. Oku. Okuyacağım tabii. Okuyacağım. Babam bir duysun. Senin o kemiklerini pinçik pinçik kırsın. Sen o zaman. Oku sana tabii. Ergün Plak, sor bakalım Sami abiye, çıkmadı mı bu pideler hala ya? Yok be mıstığım, nesini soralım? Perişan ettiler burada insanları, insanlar burada pide bekliyor ya. Oruçlarını açacaklar insanlar, hala çıkarmadı pideleri. Ayıptır bu insanlara, ayıptır be Sami abi. Oğuzlara, oğuzlara! Boyacı küpümü sok çıkar, sok çıkar. Buna ağır ağır pişecek, tamam mı? Ta yarım saati var bir kere. Abicim öyle diyorsun ama yani sen de o elektrikli fırınlardan bir tane alsan... İnsanlar burada perişan olmaz değil mi mıstım? Vallahi öyle. Bak şu yukarıki fırında elektrikli fırın var. Üf, süper. Var ya adam bir susam koyuyor. Yemin ediyorum pideyi göremiyorsun susamdan ya. O kadar çok. Of. Hadi oradan, hadi oradan. Nimetsiz, hadi oradan. Ben onların susamını bilmem. Ama burada iki tane susak var. Biri sen, biri de tabii Ergun Plakçı'da. Sağ ol abi. Biliyor musun? Sen sinirlenince çok daha tatlı oluyorsun. Tövbe tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım. De bak bu kadar saat dayandım ben. Azıcık da şey yapma bak, yarım saat daha sabır ver bana. Yoksa elimden bir kaza çıkacak akşam akşam. Oğuzlara çıkmadı bu pideler ya. İnsanlar aç kaldı burada. Yok böyle bir şey ya. Valla şimdi yapacağım kapağı. Terbiyesizler. Gülden, iftardan sonra Ramazan eğlencesine gidelim mi? Nazlı da gelir, hep beraber gideriz. Ne yapacağız orada? Nasıl ne yapacağız? Canım gösteriler var, onları izleriz. Hem dondurma da yeriz. Aman, Karagöz mü izleyeceğiz Ahmet? Çok demode. Hocam şimdi ben Karagöz mü dedim? Yani başka şeyler olur, ne bileyim meddah olur, şarkı olur, türkü olur.
İstemem. Bana göre değil. Ya kardeşim ya. Kulağımın dibinde bağırıp durma be. Şimdi sevgili kardeşim, bak öyle elime bak. Sakın ha, sakın. Sakın, sakın. Sana efendi efendi az önce söyledik. Rahatsız oluyorsan arkaya geç dedik. Tamam kardeşim, tamam. Al geç. Geç. Geç ya. Kurban olduğumun Allah. Ramazan ayında bazen kullarını böyle imtihana tabi tutar. Demek benim bugünkü imtihanım sensin. Ama ben bu imtihanı vereceğim. Ellerini bir birleş, elini bir cebinden çıkar. Ayaklarını da bir yanına getirir. Bir ayağında ya bir efendi efendi bir usludur. Bir adamın asabını bozma. Sinemaya da gidelim mi? O yazlık sinema var ya, oraya gideriz. Yeni bir film gelmiş. Ne filmi? Tabii ki aşk filmi. İftardan sonra işim var Ahmet. Teraviden sonra çay içelim mi? Ya senin başka arkadaşın yok mu? İşim var dedim. Yer değiştirelim mi tekrar? Kardeşim sen iyi misin ya? Deminden beri önüme geçeceğim diye tutturdun. Şimdi arkama geçmek istiyorsun. Hasta falan mısın yani? Var mı şey? Ellerini indir, ellerini. Ellerini indir. Şimdi ben oruçlu olmasam sana hastayı falan gösterirdim de, dua et ben oruçluyum. Anlatabiliyor muyum? Mesela sorardım ben sana, hasta mıyım, sağlıklı mıyım? Sağlıklı halimi görürdün de. Mübarek Ramazan. Ben iyisi mi kuyruğun sonuna geçeyim? Merhaba ablacığım. Hatta ben pide kuyruğunda da durmayayım. İftarı pideyle yapmayayım. Ben pide yemeyeyim ben iftarda. Ben gideyim zıkkımın pekini yiyeyim hatta. Onaylama. Onaylama. Önüne dön. Kuş, iftar olacak millet evlere dağılıyor, sen daha yeni geliyorsun, ne iş? Bende iftarlık iştah falan kalmadı abicim. Harbiden mi lan? Hayırdır? Yok bir şey ya. Var bir şey, var. Yok bir şey demek, var bir şey demektir kardeşim. He? Hatta var oğlu var bir şey demektir. Dök içine bakayım. Ya yok bir şey diyorum ya, sen bana bakma, işine bak. Ben birazdan kaçacağım zaten. İyi be oğlum, Allah Allah. Ne haber Ahmet'im? İyidir Recep abi. Nereye be Recep? Daha erken. Ya anca. Biraz sofrada beklerim, çocuklarla öyle sohbet ederim. Televizyona bakarım. Daha bir cumhurbaşkanı seçemediler. Recep abi, iftara kaç dakika var? Haa, 46 dakika. 48 dakika. Bak, bu saatte yanlış olmaz, 46. Yapma be Recep abi, yapma ya. Bak, bu İsviçre malı. Bu saatte yanlış olmaz. Buca Spor'un altyapısına gittiğimde vermişlerdi bunu. Olmaz böyle yanlışlık. Bu TRT'ye göre ayarlı. Asıl bunda yanlış olmaz. Şah ve mat abicim. Recep abi saatini TRT'ye göre ayarlamış. Recep abinin saati doğrudur. O zaman iki dakika alayım ben ya. İyi olur. Hadi Allah kabul etsin. Amin cümlemizin abi. İftardan sonra bekliyorum ha. Sahura kadar açayım. Bir açalım orucu. Rehavet çökmezse nasipse geliriz. İyi hadi bakalım. Susmuş. Sen iftarda neredesin? Ya susmuş. Senin işin de zor be. Sus, sus, sus. Hayır, nereye kadar yani? Seninki de bir nevi konuşma orucu. Hani ezan okununca da açmıyorsun ki. Zor ya senin işin. Sus, sus. Hani nereye kadar? Koca elinde açıldı işte bak, açıldı. Bir iki dakikaya burada da okudu. İşte neden hep böyle bir anda açılmıyor ki? Hep aynı anda açılsa ya, farklı farklı mı açılıyor böyle? Olmaz öyle şey. Her ilin saati, dakikası var sırayla. Dünya yuvarlak ya Şahin, böyle güneş sırayla batıyor. Şimdi mesela Almanya'da bir saat sonra. Ha, anladım ben işte. Çatatoy, bak ben sana ne diyeceğim? Sen oruca Almanya'da başla, ağrıda aç. Neden? Çünkü öyle dayanırsın he. Dur be, dur. Seni de göreceğiz yarın.
Yarın seni de göreceğiz. Niye? Bu da mı oruç tutacak ya? Evet enişte, kararlıyım. Kesin tutacağımı. Çağatay hırs yaptırdı baba. Ya ben ne hırs yaptırıyorum canım? Kendi şey yaptı. Ben niye hırs yaptırıyorum? Yok yok, tutsun. Konuşmak çok iyi bir şeydir. Çok iyi bir şey. Özellikle sen mutlaka tut ya. Neden? Şimdi Ramazan, oruç böyle ahlak duygularını öne çıkartır. Şimdi birlik beraberliği arttırır. Sen şimdi tabii Alman kültürüyle falan biraz büyüdüğün için yani bunları bir an önce öğrenmek için oruç, Ramazan şart. Bence de kesinlikle oruç tutman lazım. Hem biraz vücudun dinlenir, miden dinlenir. Bu ne? Löp löp yiyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Ramazan'da sizin sofra öyle bir dolgun ki oruç tutsam ben bunun hepsini yerim. Yemin ediyorum yerim. Ye çocuğum ye, afiyet olsun ye. O zaman hadi bakalım. Dur ulan dur. Aynı anda oluyor. Şöyle bir zaman konuşalım. Okunacak ezan? Az kaldı, acık kaldı. Sabret bakayım sen. Acık kaldı işte. Çok acık kaldı. Sık, hadi sabret. Hep acık acık diyorsun. Acık kaldı işte. Ama sinirlemeyeceğim. Vallahi bugün hiç sinirlemeyeceğim. Neden diyeceksin? Çünkü ben bütün pideleri sattım. Hepsini sattım. Bugün kızmayacağım bugün. Asma suratını Niyazi. Mevlana der ki... Oruç ayı olan Ramazan'a neşeli olarak girilmeli. Ona kavuşulduğu için Cenab-ı Hakk'a şükredilip sevinilmelidir. Bunu şimdi sevecek hali mi kalmış? Baksana bitti benzi atmış her yeri. Rengi solmuş bunun. Oruç kişide imanın, Allah'ı sevmenin, ona bağlanmanın, ondan sakınmanın, haramdan kaçınmanın varlığına şahitlik eder. Vallahi aç karnınayım ama ben bile mi anladım? Aç karnı bile mi anladım seni? Çünkü tüm gün nefsine hakim oldun. Dünyevi olanlardan uzaklaştın. Gönül gözün açıldı. Ondan anlıyorsun beni. Çünkü ben gönül kapısından konuşuyorum. Vallahi bilmem bunun gönül gözünü bilmem de. Baksana bunun normal gözü de hiç açılmıyor. Kapanıyor sürekli. Açabiliriz orucu, Allah kabul etsin. İlkleyin, ne yesem acaba ya? Vurma ya, vurma, vurma çok güzel ya. Bugün aldım tablası çok güzel. Herkes vurma yesin. Vallahi ben su içeceğim. Bak, top da patladı. Hadi bakalım. Bu ne topu ya? Bildiğin top, hani şu savaşta kullanılan. Nereye düşüyor peki o top? Mermisi mi? Bilmem. Ya buraya düşüyor sen. Şşş, hadi ya, hadi ya. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ne kadar susamışım. Çorba çok güzel, anam yaptı bunu götür. Hadi bakayım, hadi bismillah. Evet, evet, evet. Siz onu hiç merak etmeyin. Evet. Okundu dedim hani amirim, okundu, okundu. Ha, çok sağ olun amirim, tamam. Size de iyi iftarlar. Hadi afiyet olsun. Görüyor musun Beşir, görüyor musun Selahattin? Vazife, vazife, iftar miftar dinlemiyor. Gördün mü? Orucumuzu açamadık ya. Siz başlamadınız mı? Sizi bekledik amir. Hadi hayırlı iftarlar. Ramazan boyunca kendime nöbet yazdım amirim. Niye Selahattin? Zaten sahura kadar ayaktayım amirim. Ya böylece nöbet hakkımı da doldurmuş olurum. Selahattin. Efendim amirim. Sen aslında oruç tutmasan da olur. Niye amirim? Oğlum oruç akıl bali olanlara farzdır. Yani sen onu tutmasan da olur Selahattin. O zaman ben bunu iftardan sonra bir imama sorup geleyim amirim. Selahattin biraz daha konuşursan
Senin şark hizmetine süreceğim Selahattin. Daha iyi amirim. O da yarım saat önceden orucu açar. Değil mi? Selahattin. Selahattin, şark hizmetinde sıkılırım diye üzülme. Sanırım Bekir de sana eşlik edecek orada. Amirim, şark hizmeti demişken... Evet. Şimdi ben anamın sofrasında olaydım Erzurum'da. Evet. Ayran aşı çorbası. Allah Allah. Çartuti pancari. Hey Allah'ım yarabbim. Gıllor dolması. Gıllor dolması ya. Evelik dolması. Allah Allah. Kartol pancari. Ey Allah'ım ya. Kartol yahnisi. Oy. Cırbıra. Cırbıra. Lobiya. Ay. Kete. Mısır ekmeği. Pasta. Sus Selahattin he. Tabak böreği. O da iyi he. Ne güzel gibi. Çay iyi, ne yapıyorsun? Abi sana de. Ne bekliyorsun evladım? Yesene hadi bakayım. Hadi. Yoksa ben yedireyim mi istiyorsan söyle bakayım hadi. Bahsi gitti bu adam be ya, bayıldı bak. Eyvah eyvah. Remi'cim, diyorum ki yarın Şükriye'leri davet edelim iftara. Evet ala evet, çağırın çağırın ya çağırın. Erol Taş Baba Sami göğsünü oruç tuttu mu? Ondan sonra ben Elvan'la... Yemeğini ye. Okey, bunlar gelemez ya. Tam iftar saati deli gibi çalışıyorlar bütün ailece ya. Ha, o doğru, o da doğru. Oğlum yavaş, yavaş. Kaçmıyorlar, yavaş yavaş. Yahu yavaş yeme oğlum ya. Ya iftar böyle açılmaz ki, bilmiyor tabii, bilmiyor. Şimdi birazdan karnım şişirecek, kalacak öyle. Yavaş ye, yavaş. Öyle aç karnına o kadar çabuk gelmez ya. Kalmam baba, teravide eritirim zaten hepsini. Şahin, yarın sen de gideceksin değil mi teraviye? Ya ben namaz kılmayı bilmiyorum. He. Öğretiriz, merak etme. Merak etme, camide öğretirler. Merak etme sen. Yavaş ya, yavaş. Karışma lan! Yavaşın abi. Ağır mı bak, sofradayız. Ahlaklı ol biraz. Edepsiz olma. Anladın mı? Nasıl eriştin? Güzel bak. Ya. Bak, düzelmeye başladı. Ya. Oruç Çemen iyi geldi bak. Tabii, tabii. Evet. Ya bu bozuldu. En çok da bu çayı özlüyorum arkadaş ya. Ya iftarı da çayla açar bu berber ha. Ne var abi? Yasak değil, günah değil. Ya bir bardak su ardından bir demlik çay işte. Nedir ya? İyi, siz buna çay mı diyorsunuz? Bizim oranın çayını için de ağzınız çay görsün. Ya Hatay Spor, sen de ağız tadıyla bir çiğdem çitlettirmedin mi adama? Şuraya bak, bizim oranın çayı, bizim oranın tatlısı. Allah Allah. Getir de yiyip içelim kardeşim. Yok öyle işkembeyi kübradan sallamak be. Lan be, işkembe dedin de bizim orada bir işkembe yaparlar. Vallahi parmaklarını yersin. Allah Allah. Siz esas olayı duydunuz mu? Bu bizim Dümbüllü Niyazi var ya. İftarda tam ezan okunmuş. Daldırmış çatalı tam ağzına götürecek lokmasını. Orada böyle hıh demiş, bayılıvermiş. İyi amma attın be Mustafa. Yok ya, vallahi öyle olmuş ya. Tam böyle ağzına lokmayı götürürken... Sami abi, Sami abi, benim şekerim düştü galiba. Oradan bana 22 tane poğaça. Sami abi, Sami abi, Sami abi. Güzel attın. Al bakalım, hadi afiyet olsun. Tamam, şş, sakin, herkese yetecek kadar var dondurma var. Dondurmaya bak, dondurmaya bak. Ne kadar güzel, ne kadar lezzetli. Ver, sana bunu vereyim ben şöyle bir kapta. Bol bol, güzel güzel. Kardeşinle beraber yiyin, tamam, kavga etmeden. Sami. Efendim? Aradan bana da bir yarım kilo ver, Rukiyeler bekliyor. Al bakalım, olmaz. De bak, bu kadar insan bekliyor, ne demek aradan öyle? Geç bak, hep kuyruksun, hadi. Tamam, ben de annene öyle derim Sami. Ya ben sana vereyim aradan diyorum, sen tutturdun kuyruğun sonuna geçeceğim diye. O kadar insan bekledi mi? Bak, yaş, çok önemli bir şey bu. Kusura bakmayın. Şöyle vereyim.
O çikolatadan da koy. Tamam koyacağım. Çikolatadan da koyacağım. Ne kadar çok şey biliyorsun sen de ya. Her şeyden de haberin var. Tamam. Bundan da koyayım şöyle. Bol. Ha işte masa boşalmış. Ya yedin akşamımızı bir de orada dikeltiyorsun bizi ya. Tamam biliyoruz işte biz de babamın yanında olmak zorundayız. Oğlum dışarı çıkma olay olur. Yok kahveye gitme kahve taranır dedi. Ramazan geldi şimdi kendisi eve girmiyor maşallah. Onu bunu bırak. Sanki anarşistler Ramazan'da tatil yapıyor. Ne de komiksin bu akşam ya. Ya iki lafı bir araya getirip kızı ikna edemedi. Şimdi biz kendi eğlencemizde olacaktık. Aha burada kahvede kara kuru oturuyoruz herkes gibi. Ne yapayım? Kız Nuh diyor peygamber demiyor. Yalvardım neredeyse ya. Benim de bir gururum var canım. Yok efendim meddah çok klasikmiş. Yok efendim öbürleri hiç ona göre değilmiş falanmış ya falanmış. Ya bırak hitabet öğren. Ya ne bırakacağım ya? Seçemediler yine Cumhurbaşkanı'na. Ya Ramazan vesile olur. Şu olaylar biraz durur diye düşünüyordum ama... bugün yine 8 kişi ölmüş ha. Ne olacak bu memleketin hali abi ya? Geçen gün bir berber bile öldürmüşler. Ya Antakyalı. Sen de dikkat et. Tek başına bütün memleketi dolaşıyorsun ya. Vallahi biz kamyoncuyuz. Sürekli yollardayız. Bize bir şey olmaz. Oğlum çoluk çocuk ne olacak? Allah Allah. Bak biz çoluk çocuğu okula gönderemiyoruz. E ordunun işe el koyması lazım işte. Doğru söylüyorsun Recep abi. Geç bile kaldılar. Hiç kimse milli iradenin üstünde değildir. Allah Allah. Millette irade mi bıraktınız? Ortalık kan gölüne döndü. Vallahi bize kalsa hiçbir şey olmayacaktı. Ama sizinkiler olaya karıştılar. Yoksa tek kurşun bile atılmazdı. Nevzat, bu memleketi sahipsiz zannetmeyin. Allah Allah. Sen kimin memleketini kimden sahipleniyorsun? Bu memleket bizim. Sizin memleketiniz Moskova. Komünistler Moskova'ya. Al işte. Gece duvardan okuduklarını akşam geliyor burada bize satıyor. Ne Moskova'sı? Benim memleketim burası. Çocuklar. Yeter ama çocuklar ayıp oluyor ya. Ramazan'da yapmayayım bari. Sağ sol diye bu hale getirdiniz memleketi. Ramazan'a saygınız olsun ya. Ramazan demek, sevgi demek, saygı demek, hoşgörü demek, paylaşmak demek ya. Bak insanlar dolaşıyor, çoluk çocuk dolaşıyor. Buradan sahile iniyorlar. O huzuru kimsenin bozmaya hakkı yok ya. Kimsenin yok. Kimse bu huzuru bozamaz. Ya adam gibi oturun burada. Hatta gözüme gözükmeyin ya. Hiç gözükmeyin ha. Kusura bakma Fehmi abi. Fehmi abi affedersin. Tamam. Herkese bir çay verin benden ya. Hadi bakalım. Buyurun teyzeciğim. Ah evladım sağ olasın. Buyurun. Sağ olasın. Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Nazlıcığım. Afiyet olsun. Hocam. Sağ ol. Afiyet olsun. Vallahi ben ömrümde Sami abinin dondurması gibi dondurma yemedim. Harika. Hakikaten. Ha. Ah niçin? Niçin biliyor musun? Niçin ben büyütürdüm onu. Besledim onu peynirlerle, etlerle, kaymaklarla, büreklerle, poğaçalarla. Onun içindir bu kadar marifetli. Evet anne. Onu en iyi etlerle besledin. 45 yaşında kel kaldı adamım. Niçin acaba? Niçin kel kaldı bilmem. Olabilir mi acaba sinirden, stresten? İnsanın huzuru yok igen. Niçin biliyor musun? Niçin bazı adamlar açan evleniler, aliler, kariler, isla o zaman gitmeyi saçları. Ama böyle nice senin kocan. Nasılsın bak sen böyle? Niçin var senin kocanın saçları? Niçin isla gelin? Teşekkür ederim. Sağ ol da anacığım şimdi yani aslında çok da alakası yok böyle gelinle, damatla falan. Yani bunlar böyle hep işte ırsi şeyler diyorlar ya. İşte baba nasılsa oğlan da öyle oluyor işte. Yok, yok öyle değil. Benim kocamın saçlarıydı bu ka. Hiç düşünmedi. Niçin biliyor musun? Niçin aldı beni? İslah geliniydim be. Ama bazı insanların yok kısmet işte. Aliler kalmay saçları hiç bir tane velem. O iki tane ne cüris o da düşülecek. İçin yok huzur. Ay yok Fatih ana bak sen yanlış söylüyorsun. Sami abi kesinlikle sizin sülaleden birine çıktı. Kesin sizin sülalede bir kel vardır bak diyeyim ben sana yani.
Nereden bilirsin sen böyle bizim sülaleyi ha? Ha? Yürüdün mi de konuşuyorsun. Bizim sülade saçları adamların içi aslan yelesi. Neden için yok sinir? Evde var huzur. Biliyor musun? Onun için. Evet anne. Anne bak bunda hemfikiriz. Bizim evde huzur yok. Bak benim de saçlarım seyreldi. Huzur yok. Maşallah saçlarında buka. Demek ki yok bir problem. Ama ben, istey desin bana bir şey. Ben yapayım problem evde, onun için olayım böyle. Ama ben susayım ama. Bileyim her şey ince olur vakti. Ama yok vakit yok, vakit. Ülem kurtulsun, ülem de kurtulsunlar hepsi. Deme öyle ayol. Oh, bileyim ben, bileyim. Allah, yok anacığım olur. Ah. Ustay Fato. Ustaj zlato, spremaj darova, aman aman, spremaj darova. Ah. Haydi gidelim, haydi. Susmuş, ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? En iyisini susmuş yapıyor. Vallahi bak, haklı adam. Adam susuyor, sadece bakıyor abi. Biz bütün gün konuşuyoruz da ne oluyor? Vallahi doğru söylüyorsun. Ben bugün pide kuyruğunda konuştum da ne oldu? Hayır, konuşmasam daha iyi. Oğlum onlar kadın, onlar bizi hiç anlamıyor. Kim anlamıyormuş lan seni? Yok beni kim anlasın canım? Ben senin laf ola beri gele, ben sana söylüyorum yani. Beyler, yarın akşam tombalaya bekliyorum ha. Eyvallah. Vallahi... Peder uyursa ben kaçar gelirim Cankuş. Eyvallah Cankuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Şahin. Aleyküm selam. Ne haber? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ayakkabını bırak kız. Saçları ne zaman kestireceksin? Sakallar hep uzun mu kalacak? Cevap versene bana ya. Ne yapıyor? Abi tabii. Ha. Bu susmuş. Neden susmuş? Çok rivayet var çok. Kime sorsam başka bir şey anlatır. Şimdi benim bildiğim bu susmuş bir kızı çok sevmiş. Fakat kızın babası kızı susmuşa vermemiş. Yani susmuş çok uğraşmış ama kızı alamamış. Nihayetinde kızı bir başkasıyla evlendirince bu susmuş bir daha konuşmuyor yani. Benim bildiğim bu. Abicim abuk sabuk hikayeler anlatmayın ya. Kaç kere anlatacağım size. Zeki Müren'in filmindeki gibi. Billur gibi sesi var bu susmuşun. Adam buradan okumaya bir başlıyor. Karşı yakaya sofra kuruyorlar sesini dinlemek için. Değil mi susmuş? Billur gibi ses varmış. Sonra tabii gazino patronu mu artık o rekabet ortamında ne oluyorsa... biri buna sözleşmeyi kabul ettiremeyince... bunun suyunun olduğu bardağa çaktırmadan kezzabı koyuyorlar. Susmuş kezzabı bir içiyor. Ses mafiş. Bir daha da susuyor. İşte Zeki Müren'in filminde de oluyor ya... ses gidiyor, çıkıyor, söylüyor, domates atıyorlar falan. Aynı hikaye işte. Adam da söyleyemeyince susuyor tabii. Ergun, o senin dediğin film ya. Hem Zeki Müren'in sesi az buçuk çıkıyor. Diye olsa. Bu adam sesi hiç yok ya. Ya Zeki Müren diyorum ya. Yok be bileder, mevzu başka. Şimdi bu bizim susmuş, bir kızı çok seviyormuş tamam mı? Evlenmişler, kız hamile kalmış. Doğumuna bir hafta falan var. Bunlar şimdi böyle demişler, bir doğumdan önce bir tatile çıkalım, gezelim tamam mı? Otobüsten binmişler, gezmeye gidiyorlar. Bunun karnı acıkmış, susurlukta bir tosmos, ayran mayran, tuvalet muvalet yaparken otobüs kaçmış. Vınlamış, arazi olmuş. Bu bir çıkmış, otobüs yok, karı yok ortada. O an bir susmuş üzüntüden, bir daha o gün bugün konuşmamış bileler. Abuk sabuk hikaye anlatmayın. Doğuma bir hafta kala tatile mi çıkılır ya? Engin Çağlar'ın filmi o ya. Zeki Müren diyorum. Şişt, Ergun. De bak son kez uyarıyorum seni bir daha böyle abuk sabuk şakalar yapmayın. Vallahi bak kalbim çok kötü kırılıyor. Bir gün evden bir kaza çıkacak. De bu kel kafa Mustafa ile bana öyle şakalar yapmayın vallahi. Bak hala beşlik simit gibi sırıtıyor. Hıyara gel. Hıyara gel. Badem, badem, badem. Al bunları kutuya koy, fiyonk yap. Kız istemeye git. Hıyar, badem. Sen o uyarları da. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Aynı be abi, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Ya bu mübarek Ramazan'da günaha girme Sami abi ya. Olmaz. Açtım şimdi orucumu, hiçbir şey olmaz. Erol Taş baba Sami. Yok. Var, konuşan kirpini var. Sana bir şey soracağım ya. Bu susmuş. Neden susmuş? Herkes farklı farklı hikayeler anlatıyor. Pef! Neden mi? Giden. O zaman anlatayım hemencik sana ben. De şimdi bunun bir tane karısı varmış, tamam mı? Hep buna beddua ediyormuş. Sus, sus, sus diyormuş, çenen tutusun.
hiç konuşmayasın bir gün diyormuş. O diyormuş, karısı diyormuş yani buna diyormuş. Ondan sonra tutmuş ve bir gün doğası de bunun o zamandan beri de konuşmuyormuş. Öyle mi susmuş? Ya aslında arada konuşacak gibi oluyor ama sonra yine susuyor. Karısı kim bilir ne diyecek acaba? Yavaş yavaş adamın suratına kusar gibi. Aslında konuşsa her şeyi anlatacak ama... Konuşsana be susmuş. Kurban olayım bir kelam et be. Var ya aslında o bizi dinliyor, anlıyor ama konuşmuyor. Evet doğru dedin. Sanki de öyle. Dur. Ya. Kafayı kıpırdattı. Sanki de bir şeyler söyleyecek gibi. Beyler susmuş konuşacak. Hadi ya konuşacağım. Söyle bakalım ayakkabını bırak kaç. Hadi susmuş be. Hadi be susmuş. Yine sustu. Kaleyana geldiniz. Tam adam konuşacaktı. Üstüne konuştunuz. Yine konuşmadı ya. Biz mi konuşturmadık? Biz konuşturmadık tabii. Anne. Heh. Sahurda ne yaptın? Gözleme. Tok tutar. Dikkat et sıcak. Ne? Gözleme mi? Vallahi ben 5 tane yerim ha. Yuh! Boşan da semerini ye oğlum. Gözlemeyi duydum. Şahin'i kaldırdınız mı? Ne oldu? Oruç tutacaktı o da. Yok kaldırmadım daha işte. Sofra kurulsun kaldırırız. Yok hemen kaldırıyorum ben. Dur. Hemen kaldırıyorum. Dur. Çağatay ne yapıyorsun oğlum? Oruç falan tutamaz o. Günler çok uzun. Dayanamaz o. Boş ver. Nasıl tutamıyor be? Nasıl dayanamıyor? Sabahtan beri iddia ediyordu. Ben de tutacağım ben. Görsün bakalım tutuyor muymuş, tutmuyor muymuş. Şahin! Gidin! Düşüşüyor mu bunlar yine? Her gün. Her gün içim şişti. Sorma be. Öyle Şahin mi? Oruç falan tutamaz anne. Davulumu taktım kola, selam verdim sağa sola. Gözünü sevdiğimin Sami abi, Ramazan'ın mübarek ola. Şişt, bakayım. Ya bu ben davulu anlıyorum da her gece serenat ne oluyor bakayım he? Her gece serenat ne oluyor bakayım? Beğenemedin mi Sami abi? Beğenemedim. Şişt, Yusuf, sen böyle yanına ta güzel sesi olan ta güzel birini bulamadın bakayım. Ne yapayım Sami abi? Belediyeye yok alır ihale parası verdim. Bir de mani söylesin diye Nuri sesi güzeli mi getirecek? Getir bana ne? Davulumun ipi kaytan, kalmadı sırtımda mintan. Versene bahşiş Sami abi, kendime alayım mintan. Vallahi geliyor ha, elimde 2 tane kaldı. Bak kıyamıyorum yoksa yapıştıracağım tamam. Şimdi ha. Tamam. Hadi bakayım yürüyün hadi. Haydi iyi Ramazanlar. Şahin'e oruç mu tutacağım? Kararlıyım ben işte. Kesin tutacağım. İyi yalnız. Bak şimdi niyet edersen kesecaksın. Yarın akşama kadar hiçbir şey yemek yok. Ona göre. Ha. Bak. Böyle küçükken tuttuğumuz tekke oruçlarına falan benzemez. Yani öğlen oruç falan açmayacaksın. Bir Muhammed abi. Oruç nedir biliyor mu ya? Alo. Bana bak. Orucunu bozarsan 61 gün ceza orucu tutmak zorunda kalırsın. Haberin olsun. Tabii. Bozmam ya. Merak etme Çatatoy. Bozmam ben bunu. Tamam. Benim depo full. Hala eline sağlık ya. Müthiş olmuş her şey. Ben gidip yatıyorum. Afiyet olsun çocuğum. Hadi bakalım. Dur bakalım ya dur. Sen niyet etmesini biliyor musun? Enişte, benim kalbimi kırdın ya şimdi. Niye ya? Biliyorum tabii ya. Biliyorum tabii niyet etmesini. Benim suratıma baksana. Ben Hans'a benziyorum. Ben Türk'üm ya. Benim adım Şahin. Biliyorum tabii. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında oruç tutmaya. Hadi git yat bakalım.
sakalları da kes. Kıbrıya sakalsız odur ya. Şöyle sinek kaydı bizim gibi. Vay Ergün abim. Plakçıların şahı, sekiz dotanın padişahı be. O ne lan, ikincisi iyiymiş. Söyle bakayım. Sekiz dotanın padişahı be. Namussuz, nereden buluyor ya? Ne satıyorsun ha yine? Abiciğim muhteşem bir ürün getirdim. Her eve lazım, olmazsa olmaz, bunsuz yapılmaz. Olmazsa olmaz, olmasa senin çantanla olur mu oğlum zaten? Eyvallah. Neyim şu? Ezan okuyan saat. Ne? Ezan okuyan saat mi? He. Olur mu lan öyle saçma şey? Ezan camide okunur oğlum. Eve koyup saatini ne yapalım? Ya Ergün abiciğim bak bunu Japonlar yapıyorlar. Beş vakit ezan okuyor saniye şaşmadan. Ay anneni keseyim, Japonlara bak, ulan bu cüceler ne varsa yapıyor ha. He. Olur mu oğlum ya? Bir yanlış vakitte okuyacak. Yanlış vakitte iftar açtın, günaha girdin. Günah kimin boynuna? Saatin mi senin mi? Olur mu Yaşar? Ya Ergün abiciğim bana her şeyi de ama yanlış vakitte okunacak deme. Bak abi. Yapma oğlum yapma, mahalleyi günah sokacak. Kapa lan kapa. Yok bir şey, yanlış alarm, yanlış alarm. Oruca devam. Abi bütün millet alıyor vallahi. Peynir ekmek gibi gidiyor. Ya ben de alayım bundan Ergün abi. Ya çünkü bizim evden ezan tam olarak duyulmuyor biliyor musun? E televizyon da yok evde. Yani iftar için çıkıyoruz balkona, top sesi bekliyoruz abi. Tabii yalıda oturuyorlar ya, balkon çok uzak çünkü. Oğlum yanlış vakitte okursa günah sana yazar. Ergün abiciğim bana her şeyi de ama yanlış vakitte okur deme. Günah bana yazar, sen rahat ol kardeşim. Aldım o zaman. Al al, al vallahi. Sen bilirsin koçum. Çin işi, Japon işi. Sonuçta kafir kişi. Güle güle kullan. Ben meydana gidiyorum, göz kulak ol dükkana. Hadi lan görüşürüz bitik. Görüşürüz abim. Tamam usta, sen merak etme. Bunun başka çeşidi var mı? Var var, bir sürü var. Gel bakalım o zaman. Gel içeri, hadi gel. Vallahi bu Ramazan'da açamadım ama bir dahaki Ramazan kesin açacağım künefeciyi. Ne bu güllaç müllaç? Yemekten sonra künefe yenir. Hadi be, hadi. Ne demekmiş o? Künefe yenirmiş. Millet o kadar saat oruç tutacak. Sonra senin o neydi belli olmayan tahtından yiyecek, motoru bozacak. Sen de hiç yememişsin, konuşuyorsun. Sen de benim güllacıma laf etme. Laf etme bakayım. Bak bakayım sen bu güllaçla başa çıkabilecek mi? Künefeymiş. Niye öyle? Peynirli meynirli, tırtıklı fırtıklı bir şey. Sami abi. Ne? Bana iki poğaça bir çay verir misiniz? Poğaça mı? Oruç ne oldu? Heh, oruç ne oldu? Tutabilsem tutardım herhalde Sami abi. Küçükken ben Kur'an kursuna gidiyordum biliyor musun? Hadi, gidiyormuş. Arkadan Kur'an kursunun arkasından fıydırıp köşedeki bakkaldan gofretleri löp löp götürüyordum. Vallahi ben de seferiyim diye tutamıyorum ama içim el vermiyor ha. Ha, söyle bakayım neden tutamayacakmışsın? Hadi söyle bakayım. Bende şeker çıktı biliyor musun Sami abi? Ya benim çok ağır şekerim varmış, doktor öyle söyledi. Açlıkla sıcak birleşince bu vücut kaldırmıyormuş. Hiç aç kalmamam gerekiyormuş benim. Eyvah, gördün bak. Tıp bende onayladı Niyazi'nin oruç tutamayacağı. Tıp ben onaylandı. Elvan nerede? İçeride mi? Elvan! Bana iki poğaça bir çay. Ardından da bir porsiyon güllaç alacağım. Eyvah. Yandık vallahi. Şimdi bugüne yiyecek içecek hesabı ödemeyecek. Yandık ki yandık bak ha. Şaka demediğini bilsem alınacağım vallahi Sami abi. Şaka demiyorum. Şaka demiyorum. Sen beni o sulu Manan Mustafa ile karıştırma. Şaka demiyorum. Hem bu güllaç ne oluyor? Senin şekerin yok muydu? Bu güllaç ne oluyor? Affedersin ama şekerin dengelenmesi lazım Sami abi. Elimi taşla bir çarparım dengelenirsin vallahi orada ha. Yeter be. Bir çocuğun şekeri düştü. Başlarım o düşmüş şekeri de çocuğa da. Çocuktan soğuttun beni. Çocuktan soğuttun. Lan bu çocuk kim? Başlama sen de Hayati. Çocuk mu çocuk ortada. Çocuk yok. Tövbe estağfurullah, mübarek Ramazan ayında. Anne! Anne! Ne? Ya bu Şahin hala uyuyor ya. Bırak uyusun ne var? Ne demek? Allah, bana söyledin kendin, dün dedin orucu uykuya tutturdun diye. O da mı öyle yapacak yani? Bakın yarabbim, çocuk onun ilk oruç tecrübesi bugün. Bırak uyusun, ne yapalım? Ya bana ne, ben anlamam. O kadar hava atıyor. Ben uyandıracağım onu ya.
Hayır, kaç, kaç. Hep bütün böyle. Bütün gün böyleler. Vallahi billahi ya. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar. Rukiye yengeciğim. Nurten teze. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Buyur. İlginiz için gideceğini düşündüğüm harika bir ürün getirdim. Neymiş o? Ezan okuyan saat. Nasıl yani? Ay kız. Kız bu ezan okuyan saat dedi. Duydum anacığım, duydum. Müsaadenizle 2 dakikada anlatayım. Gerçi öyle ürün anlat bitmez ama. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İstanbul için iftar vakti. Allah! Çatat oy. Ben ne anlaşma duydum ya? İftar diyor ya. Evet, iftar vakti. Vallahi mi? Evet. Ben var ya kurt gibi acıktım. Gidelim, yemek yiyelim ya. Evet, gidelim, yemek yiyelim. Dur lan, dur. Kiriz, daha öğlen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ölüm mü ya? Evet. Tövbe. Kaç saat kaldı? Oldu. Ne saçma adamsın ya. Vallahi kaç saat kaldı ya? Al. Vallahi mı? Al. Pap 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 bom. Pap 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 om. Ben nasıl dayanacağım? İyiyim lan ben. Antipatik yatsı var. Rukiye yengeciğim, Nurten teyzeciğim. Şimdi bu saati kuruyorsunuz. Zamanı geldiği zaman ezanı okuyor. Efendim ay ezanı ben duymadım. Ay eyvah ne olacak kaçırdım derdine son. Allah, bak görüyoruz. Peki nereden biliyordu okuyor mesela? Şimdi Rukiye teyze. Yenge, Nurten teyze, şimdi bu Japonlar şu kadar boyları var, bu adamların türlü türlü huyları var. Adamlar her şeyi yapıyor ya, Allah seni inandırsın. Yemin ederim kompüter gibiler maşallah. Okusa ya şimdi, bir kere bir duysak bakayım. Ha? Ha. O olmaz. Niye? Ezanın vakti geldiği zaman okuyor. Hadi şaşırdı diyelim mesela. Rukiye yengeciğim, bana her şeyi de ama şaşırdı deme ya, gözünü seveyim. Ramazan ayı. Kız ben bir tane kaynanama alayım, sevinsin kadın. Heh. Ben bir tane alayım. Yaşa. Öyle mi diyorsun? Tamam ben de şey yapayım da. Ne kadar peki bu? Rukiye yengeciğim, Nurten teyzeciğim. Ya paranın aramızda lafı mı olur? Hem ikiniz birden alıyorsunuz. Özel butik Ali indirimi de yapıyorum size. Zaten poşetleri açtınız, almak zorundasınız. Biz onları bir daha satamıyoruz geriye yani haliyle. Ha. Tabii tabii. Ha, efendim artık hayırlı uğurlu olsun. Hem bakınız. Hani bu ezan okuyordu anacığım? Rukiye yengeciğim. Ezan vaktinde ezan okuyor. Başka saatlerde alarm olarak kullanabiliyorsunuz. Ha. Tabii ki. Tabii. Ha, öyle. Ah, tabii. Hani hem öyle hem. Ha. Çok kullanışlı. Çok kullanışlı. Japonlar. Harika. Japonlar zaten. Bu sanki daha bir şey. Ama yani hani o teşhir malı çok kullanıldı. İsterseniz hani ha, tamam. Açılmamışını. Yok. Ama Recep abi gözünü seveyim saçlara fazla dalma, havamızı bozma. Tamam uçlarından alacağız. Aynen John aynen. Şimdi ben eskiden topçuydum ya ama çok kıyak topçuyum ha. Dillere destanım ha bak. Şimdi ben böyle öyle bir koşuyorum ki statta. Allah! 10 kişilik koşuyorum ya. Hani bende bir ciğer var Arap atı gibi. Ben koşuyorum saçlar arkadan geliyor. Bak o zaman da benim saçlar böyle uzun. Allah! Bir görsen yani Barış Manço'nun saçlarından biraz daha kısa. Öyle düşün. Ha, öyle diyeyim sana. Ben koşuyorum saçlar geliyor. Zaten beni o yüzden sakatladılar biliyor musun? Başka türlü durduramıyorlardı zaten. Taştan mı çekiyorlar? Yok be abicim, beni çekemiyorlardı. En sonunda var ya bak, benim dize bir koydu adam. Bir patlattı böyle çivili kramponları. Allah'ım, Allah'ım. Da bak, makasla bir yerine girecek. Tamam. Ama hatırla sonra anlatayım.
Çok deli topçuydum ben biliyor musun? Böyle tekmeye kafa atardım be. Ya, o derece gözlerim kararmış ya. Şimdi kalmadı böyle topçu, ben sana söyleyeyim. Pardon ya. Estağfurullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Nedir bu başıma gelen ya? Selçuk'la o zaman aynı kulüpte oynuyoruz bak. O zaman çocuklar ligindeyiz. Tamam, tamam. Şşt, hop, saçları bozma oğlum. Çatatoy. Ya efendim. Ben bir şey söyleyeceğim sana ya. Ben çok acıktım. Kaç dakika, kaç saat kaldı ya? Ölüyorum açlıktan. Şahin. He. Daha çok var ya. Hadi ya. Of of. Şimdi var ya şurada... Şöyle sahurdaki gözlemelerden olacaktı 3-4 tane. Yanında da buz gibi bir ayran. İş mühtü. Ne diyorsun ya? Susana. Arış tutuyor şurada. Evet abi. Bismillah. Ne bileyim. Üstüne de mesela şöbiyet. Böyle üçgen kaldırıyorsun onu. Şerbetli şerbetli şerbetler damlıyor. Oh. Ne güzel olur be. Ay! Ne yapıyorsun ya? Susana ya, sus diyorum sana ya. Niye susmuyorsun? Sus ya. Ya. Konuşma lan sen bir nasıl yiyordun? Ne oldu? Vallahi bozulur orucunuz. Ya hala ya. Baksana ya sabahtan beri diyor ki gözleme diyor. Böyle şöbiyet diyor. Bir şeyler yapıyor böyle ya. Manyak mı denildi bu ya? Kaçma be çocuğum. Allah Allah. Ya hala. Ben dışarı çıkacağım ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ben burada kalırsam ben bunu döverim. Ondan sonra oruç falan bozulur. 61 gün. Kötü. Pes. Tamam. Kanka hadi. Dövecekmiş beni. Hadi. Ne çok güzel olur değil mi? Allah. Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun ya? Al git lan abi. Şöbet ver. Hadi al Niyazi abi. Afiyet olsun. Ervan, da bu yeni poğaça mı aldık kendine bakayım? Evet baba, istedi vallahi. Ayıp, ayıp. Utan. Ramazan ayındayız be. Yeter artık. Ayıp yeme. Burası pastane Sami abi. Sokakta mı yiyorum? He? O kadar görgüsüz bir insan değilim yani. Biz ne oluyoruz burada? He? Biz neciyiz? Görgüsüz. O zaman bu mesleği yapmayacaksın Sami abi. Çok affedersin ama yapmayacaksın. Bir şey... Laf mı soktu bu bana? Lah mı söylüyor? Yok yok babacığım sen sinirlenme bir şey demedi o demedi. Demedi. Elvancığım bence babanı benim doktora bir götür. Zira ona oruç pek yaramıyor sanırım. Başlayın kim sana ha? Selamünaleyküm be ya. Aleyküm selam Şahin. Saat kaç? Ne yapacaksın saati? He? Ne yapacaksın? Niye soruyor? Ne yapacaksın saati? Çünkü ben oruç tutuyorum ya. İftarı bekliyorum. İşte Elvan'ım. Evet Elvan. Oruç tutuyorum ya. Türk'üm. Müslümanım çünkü. Konuşmayın bakayım. Sen geç bakayım şöyle şurama. Bak Erol Taş Baba Sami. İkimiz de oruçluyuz. Bana sakın saldırma. Yemin ediyorum ha. Pef alırsın ha. Yemin ediyorum ha. Dikkatli ol. Saldırma. Orucum bozulur. Bozulur. La gebertirim adamı ben vallahi gebertirim. Bir dakika ama lütfen. Sakin ol Erol Taş Baba Sami. Sakin ol. 61 gün. Ceza orucu tutarsın. Paf alırsın ha! Olsun. Sayılı gün çabuk git gel buraya gel dedim sana. Vallahi orucum bozulacak ha. Bozulursa bozulsun. Sen niye tutuyorsun beni kuralına? Orucum bozulur. Vallahi bak dikkat edersem senin saçlarını yolarım. Yolarım saçlarını. Vallahi.
Kızım niye tutuyorsun bak? Tövbe estağfurullah, ağzından bir şey kaçıracağım. Vallahi bak sonunda orucum bozulacak. Sen niye bakıyorsun öyle bana? Niye öyle bakıyorsun bakayım? Sen de bir şey söyleyeceksin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Sami abi? Bence senin kesin orucun tehlikeye girdi. Neden? Evet baba. Sami abi, sinir insanı uçuruma götürür. Vallahi sen var ya, sen böyle gidersen seni hastanede ziyarete gelmek zorunda kalacağız ha. Bırak beni, bırak. Bırak beni. Karışmayın bana be, sinirli minirli diyeyim. Vallahi seni yakalarsam o kafandaki saçları 30 güne yayar. Zevk olsun, eğer gün bir parçasını yolarım. Seni çekme beni kolundan be. Saat kaç, saat kaç? Başlarım senin saatine be. Başlarım senin saatine. Açılışım seni. Ne oluyor Şahin, ne oluyor? Ne oluyor, ben de bilmiyorum ya, beni kovalıyor. Ya bak Ahmet, vallahi en sonunda bunu alacağım, yakalayacağım. Bak Ramazan mamazan dinlemeyeceğim. Eşek sudan gelene kadar döveceğim ben bunu. Haklısın abi, ben hallederim. Sen geç abi, tamam. Kusura bakma. Bak dua et. Ahmet abine dua et. Vallahi saçını başını yoracağım sonunda. Evet. Şşt, dökleme. Dökleme. Tamam sana abi. Tamam, hadi bakayım, hadi. Kusura bakma. Tamam, önemli değil, hadi. Geldi. Ne yapıyorsun? Oğlum. Yeter. Bas. Yeter. Yeter ya. Ben ne yaptım ya Ahmet abi? Daha ne yap... Oğlum, normalde senin bu yaptığın cinayet sebebi. Ama ben hiçbir şey yapmadım vallahi Ahmet. Daha ne yapacaksın lan? Adamın yanında, babasının yanında resmen kıza sarkıyorsun. Oğlum, bak sen gurbetçisin. Buraların adetini bilmiyorsun. Bizim yeğenimizsin. Misafirsin diyor. Kaç zamandır idare ediyor adam. Bak bundan sonra yeter. Kıza, yani Elvan'a, babasının yanında öyle ulu orta sarkmak yok. Bir daha o pastanede seni görmeyeceğim. Burada herkesin içinde armut gibi o kıza bakmayacaksın. Ulan! Babasının abisinin yanında kıza bakıldığı nerede görülmüş lan? He? He? Nerede görülmüş lan? Tamam, tamam. Sakin, sakin. Doğru diyorsun Ahmet'im. Haklı ama yani. Hadi abisinin yanında neyse de, yani babasının yanında hani... Nasıl lan abisinin yanında? Ne demek lan abisinin yanında kıza bakılabilir? Mesela biri benim yanımda Nazlı'ya bakacak, onun kulağını kopartırım. Ya Ahmet abi ya, bu kadar büyütmenin anlamı yok. Bak şimdi biz Almanya'da var ya... Kes lan! Burası Almanya falan değil oğlum, burası Türkiye. Bak, adam seni kaç zamandır bizim hatırımıza idare ediyor. Oğlum buranın adetleri farklı, Almanya değil burası, bunu anlamadın. Şimdi bir de Ramazan. Sami abi zaten sinirli bir adam. Oruç başına vurmuş. Bir gün tersine geleceksin. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Ya Ahmet'im kusura bakma da yani bu abinin yanında, babanın yanında yani bunlar bana biraz şey geliyor ya. 60'larda mıyız yani, anladın mı hani? 60'lı yıllarda mı yaşıyoruz ya biz? Evet yani biraz. Ya. Olur mu canım öyle şey her gün sende ya? Ne diyorsun sen de ya? Oğlum abinin babanın yanında kıza bakılır mı ya? Bunun 60'ı 70'i mi var abiciğim? Olmaz öyle şey. Peki ben ne yapacağım şimdi ya Ahmet abi? Ne yapacaksın? Oğlum ne yapacaksan gizli yapacaksın. Herkesin ortasında mahalle oğlum burası. O adam bir esnaf. Herkesin yanında kıza gidiyorsun. Babasının yanında kıza sarkıyorsun. Aklım almıyor benim. Kaç kere söyleyeceğim oğlum bunu? Ne yapıyorsan gizli kapaklı yapacaksın. Aa gizli diyorsun. Ya Ahmet abicim o güzelim kız bu tipe bakar mı zaten ya? Sana ne be? Sana ne be Ergun Plakçırak? Sana ne? Ayrıca bu Türk değil. Alman. Was? Alman ya. Was? Anlamadım sen bana. Ne diyorsun ben? Ben Türk'üm! Ne ben Türk'üm! Vallahi seni var ya, uçun tekmeyle... Şey tamam, tamam, tamam. Yemin ediyorum bak var ya, elimde kalacağım bugün ya. Ya tamam, hadi sen git. Taşıma ya. Taşıma lan hadi, çocuğu sende. Allah Allah! Gelsene çınar altına. Hadi çınar altına git hadi. Zekalı. Sen Alman deme adamı ya. Dur, dur. Ben onu halledeceğim. Sana ne oluyor lan? Ha? Sana ne oluyor? Yer cücesi. Sen Türksün de ne yaptın lan? Ha? Lan bana mahcup oynama, gir içeri. Gir içeri mahcup oynama lan bana, gir içeri. Açtık neyse de susuzluk kötü ya. Gizli kabaklı yapsın diyorsun değil mi? Öyle diyorum abicim. Yani abiye babaya göstermeden yapsın. Ya Sami abinin gözü önünde olur mu? Allah'ını seversen. Akıl var, mantık var ya. Ama Sami abi olmadığı zaman da hani o aşkı yaşasın yani. Ben karışmam yani. Ona canım. Bana ne ya? Aşk mı oğlum ya? Dolu dolu yaşamak lazım yani. Abisi yokken. Abisi yokken. Abisi yok zaten kızım. Hani Elvan'ın abisi mi var? Bir manita vardı susmuş. Bocada.
dünyanın en güzel manitasıydı. O saçlar, o gözler, o dudaklar, o elmacık kemikleri. İlk aşkımdı biliyor musun? 2 sene bakıştık be. Dile kolay. 2 sene. Çıt yok. Sonra birden İstanbul'a taşındılar. Ben üzüntümden bir sustum. Susuş, o susuş. Tam 10 gün. Kimseyle konuşmadım. Seninki de öyle bir şey değil mi? Ha? O yüzden konuşmuyorsun değil mi? Bana bak, anlatabilirsin ya. Bak, ben senin kardeşinim. Anlat, dinleyeyim ya. Dök içini. Hadi be dayıcığım. Hadi be dayıcığım, konuş artık ya. Hadi artık, karışsana be adam. Karışsana ya. Konuşacak bir genç güzel bir şey söylüyor. Ne yapıyorsun be oğlum? Yok, Esna abi. Buna birazcık şok etkisi yapmak lazım, anladın mı? Şok yaptığın zaman yapıp belki konuşabilir, ha? Olur mu lan öyle şey? Kopil. Hadi git. Yürü. Bak, gördün mü? Ben sana dedim, cevap verdi bana. Böyle yaptı. Bugün böyle yapan, yarın neler yapar neler. Göreceksin. Ben bunu konuşturacağım. Konuşturacağım, göreceksin. Konuşsana ya. Ahmet abi. Hı. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen? Aynı, ben de iyiyim ya. Şey soracağım sana ya, bu akşam ezanı ne zaman okunuyor? 8:30 civarı. Yani yaklaşık 8 saat 15 dakika sonra falan. Ne? Ahmet abi, ben galiba... Fatih, ben galiba bozacağım ya. Onun için diyorum ki hani bozarsam cezası kaç gün? 61 gün. Was? 61. 61 gün. Ya. Pes. Oo, 61 günü. Ben dayanırım abi tabii. Kesin dayanırım ya. Çok açım ben abi tabii. Nasıl dayanacağım ya? Çok açım abi tabii ya. Dayanırım ben, değil mi abi tabii? Hesapla. Bak, hesapları kaçırma sakın, sonra açık çıkıyor kızım. Tamam. Heh, daha bak dikkatli hesapla onları, tamam mı? Hayda, telefon çalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım. Alo. Evet. Tadı Güzel Pastanesi, ben Sami. Kim? Nereden? Almanya'da. Evet. Ha, Fehmi abiyle evini görüyorum. Fehmi abilerin tabii bizim pastanenin tam karşısında oluyor ama Fehmi abiyi göremiyorum ben. Ama Ahmet şeyde, onların yanında bir tane şey var, plakçı var, orada oturuyor. Ahmet olur. Olur mu? He, tamam. O zaman bekleyin, hemen Ahmet'e haber vereceğim. Acık sabredin bakayım, dur. 5 dakika sonra hemen geliyor, hemen geliyor. Erman Almanya'daymış, ben Ahmet abini çağıracağım hemen, dur. Ahmet, telefon. Geldim abi. Gel, gel, gel. Geldim. Gel, çabuk. Geç içeri, geç. Önemliymiş. Kimmiş? Hiç bilmiyorum, Almanya'dan dedi. Hayırdır inşallah. Alo. Efendim. Ha, dayı sen misin? İyiyim dayı. İyiyiz, iyiyiz. Bizimkiler de iyi. Siz nasılsınız? Ne? Dayı sen ne diyorsun? Dayı ciddi misin sen? Dayı ben bunu... Dayı ben bunu bizimkilere nasıl söylerim? Karışık yollarda, hüzünden, mutluluktan dem ala. Yapmışız, yine yıkmışız, hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya, yaslaya. Tutunmuş.
Boşuz geçmişin karar.